Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hizmet-i imani, Kur'an'ı da kalbimizi kalp etmesin. Dönüştürmesin. Değiştirmesin. Sabit kılsın. Riyakarane ısrarla söylediğimiz duayı dergah hazretinde kabul olanların zülmesini ilhak eylesin inşallah. 24-11-2024 Arnavutköy'deyiz. Proje Dima 272, Kalp 9. Daha çok şimdiye kadar genel anlamda kalbin ayetlerde, hadislerde İslam ulemasının çeşitlilikleriyle müfessirlerin, mücedditlerin, filozofların, gönül insanlarının varabildiğim kadarıyla onu hulasa etmiştim. Yani neredeyse mübalağasız 6 ay bunlarla uğraştım. Sizin zamanınız veya benim nurcularım zamanı kıymetlidir. Uğraşmasını o kalp 1, 2, 3 bunu dinleseler kalp hakkında akademisyenlerin makaleleri, tez yazılarına kadar okudum. Ne var diye. Şüphem yok artık. Kalp nedir? Sonra ilmi kelam ve tasavvuf eğillerinin kalbi beşe ayırmış. Ne kadar rahat konuşabiliyorum? Hakimim çünkü konuya. Yani niye hakimsin? Yani öyle. Ya kardeşim tereddütlü bir derste insan keyif vermez. Tereddüt yok ya. Beş demişler. Ustadımız malum. Dörde ayırıyor. Sonra girdik. Kalbi kalp serüvenimiz uzundur. Sistemin adı mesela cehennemin yedi tabakasıdır. Yedisinin de ayrı ismi vardır. Sakar var, veil var, hutame var. Merhameten en zayıf Müslümanlara ait olan birinci tabakanın ismi genellenmiş. Genelin adı olmuş. Cehennem denmiş. Onun için Ebu Bekir Sıddık cehenneme girmeye razıyım deyince Vehhabiler, zahirciler şey de var. İslam'da cari olan kanun nur şeyde mücedditlikte de caridir. Nurculukta da caridir. İslam'daki Vehhabiler, İslam'daki Şialar, Mutezileler, Nur cemaatının da Şiası var, Mutezilesi var, Vehhabisi var. Ehl-i Sünneti var. Ne demek? Sistem içerisindeki sistem atmış. Şimdi bu kalp işte cehenneme oraya niçin dedim? Cehenneme girmeye razıyım. Ustadın da var. Gönlüm gül gülistan olur. Bir kişinin imanını kurtarmak adına. Diyor ya. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık bak zaten söylüyor adam. Diyor ki ben diyor cehennemde o kadar büyük ki diyor. Cehennemde kafirler yok mu? Münafıklar yok mu? Zahirde var. Yok. Orada kafir yok. Orada münafık yok cehennemde. Kim var? Günahkar Müslümanlar var. Diyor ki, cehennemde o kadar vücudumu büyüt ki kaplasın, Müslümana yer kalmasın cehennem. Bak kafire yer kalmasın demiyor. Bilmiyor mu kafirlerin orada olup olmadığını? Bilerek söylüyor. Orada kafir yok, münafık yok. Şirk ehli yok. Bak hiç yer kalmasın. Tamamen su bardağın şeklini aldığı gibi. Benim yeri, vücudum böyle ya. İnsanlara yer kalmasın demiyor. Benim Müslümanlarıma yer kalmasın. Müslümanların yeridir. Günahkar Müslümanların yeri. Merhameten Kur'an bu uslubu kullanıyor. Yedi tabakanın adına cehennem diyor. En düşük tabaka Müslümanlara ait olan tabaka. Müslüman olmayanlara zaten sakar dese ilgilenmez. Çünkü Kur'an iman edenlere hitap ediyor. İşte bunu niye söyledim? Kalp sisteminin adı kalp ama içerisinde de bu genel ismin bir tabakası var ki o da kalp. Kalp var. Karıştırmamak gerekiyor. Sistem kalbi deyince böyle artık beraber anlaşalım. Sistem kalp. Kalp sistemi diyeceğiz. Ama o tabakanın, üçüncü tabakanın adı değil. Cehennem dediğimiz zaman sakar değil, veil değil, hutame değil, tamam? Gibi ya. Yani.
Şimdi Sadr'dan konuştuk. Çok Allah'ın, dedim ya, dima böyleyse vicdan ve kalpte hepten duman olacağız. Evet, en büyük buluş kalp hakkında şu anda 9. ders ama 8 ders yaptık. Uzun çalışıyorum. En Allah'ın, Rabbimizin en büyük ihsanı bu kalp şeyde, kalpte serbest bölge oluşunun bilinmesi ve keşfidir. Bu proje bitsin, kalp, sırf bu bilgi bize yeter. Serbest bölge, mesuliyet yoktur. Yeis ve ümit, küfür de varmış. Yani şeytan atıyor. Tevil ediyorduk bilmem ne. Peki size Sadr'ı söyleyeyim. Çok garibinize gidecek. Sadr, bir şey şeyim size hayal eder misiniz abi? Dünyadan çıkar mısın biraz yukarı çık, buluta çık uçakla. Dünyada yılan var mı abiler? Bak yukarıda benim odada böyle bir tabela var. Kalbin içindeki sıfatlar diye. Alimler yapmış. Yılan var, akrep var, solucan var. Tamam? Abiler, yılan var mı? Dünyada var. Akrep var mı? Var. Koyun var, keçi var. Her şey var mı? Var. Abi ne olur o makineye koyar mısın? Dünyayı. Dünyayı. Biraz daha makineye koyduk. 7 kat semaya kadar çıkar mısın abi? 7 kat. Cinler var mı? Var. Erbaa kabiseler. Cehennemin tabakaları, cennetin tabakaları. Şubeleri diyor değil mi usta? Müstemlikeleri var havada. Tamam. Var mı? 7 kat semayı da koydun mu cihaza? Hadi bakalım makineye alalım. Meyve suyunu çıkartalım. Meyvede şu alem-i şehadet dediğimiz, alem-i şehadet var ya, şehadet, şahit olduğumuz. Onu koy makineye. Aldık mı özü? Don, buzdolabına koy, donsun. İnsana monte edelim. Onun adı Sadr. Akrep var, yılan var, şeytan var, melek var, ağaç var, namaz var, küfür var, yeis var, ümit var. Dünyada esrar yetişiyor diye sen sarhoş musun? Namaz kılmıyor diye sen namaz mı kılmış oluyorsun? Orada evliya var diye sen evliya mısın? Meyhane var diye sen günahkar mısın? Cami var diye sen evliya mısın? Değiliz. Normal değil mi? Bunu monte et. Bu dünyayı, şu binaları falan. Hepsi var. Şimdi geliyorum teknik manasına. Çekirdekte olan bir şey ağaçla tezahür eder. Hepsi çıkmayabilir. Ama hep ağaçta çıkan her şey çekirdekte vardır. Öyle mi abiler? Ustadımız kalp için neyin çekirdeğidir diyor. Kainatın. Zaten otomatik var ya. Aferin lan, erken geldin. Sende başka kim var ki? Erken geldin, aferin. Bir tanesi fi, bir tanesi vehim. Dimağdaki kalbin dışında değil ki. Değil ama böyle dima veya vicdan bir tamamıya kalp değildir. Kalp değildir. Dima, kalpteki fikirler ve ister buralardan çıkıyor ama sistem farklı. Arşla lef-i mahfuz farkı kadar. Yani kalple dima arasındaki fark, arş neyse, lef-i mahfuz neyse öyle. Burada 89 mahkematta mutezelzil kalp, kalbim diyor. Yani sadr. Ve kabir de burası, mezarlık. Bunu Anadolu seyahatinde çok zikrettim. Kalbi kabr, kabri kalp, kabr. Şu toprak dünyada değil mi? Dünyada. Beden nerede? Dünyada. Ruh çıkarsa başka. Nereye girecek? Buraya girecek. Neresidir bu toprak? Surettir. Mezarlık suretti. Bu işte bu buluştan çıkıyor. Külliyatın. Esas kanuniyeti nedir bu mezarlığı? Ustaz şimdi hayale. İstikbalde hakikaten girdim kabre, girdim. Nereye girmiş biliyor musun? Oraya girmemiş. Sadre girmiş. Elem neşrah leke sadrek. Senin dar olan kalbini, karanlık olan, bilmem ne olan, soğuk olan, yalnız olan, kimsesiz olan kalbini genişletmedik mi diyor Allah peygambere. Yani dar, kalbini genişletmedik mi manası mefhumu muhalifiyle dar olan kalbini. Abi yalnız da girmemiş. Evet. Hasan abi yalnız girmemiş o kalbin içine. Neyi almış yanına? İki arkadaş.
Dima ve vicdan. Evet. O bütünlükle. O mezara girmemiş bu. Buraya saat kalbin nesidir? Şeyin cevizin yeşili kabuğu gibidir. Bir daha şey yapıyorum. Dünyayı meyve aletine, meyve suyunu çıkaracağın alete koy. Koydum. Yedi kat semayı, İsa Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ları, peygamberler makamlarını koy. Ustad diyor ki, alemi gaybın müstemlekeleri, büyük elçilikleri. 28. lema. Koy onu da. Suyunu al. Donsun ve kalbe sarmalaya. Sar onu. Onun adı Sadr'dır. Zıtların cemiyidir. Kalp değildir. Kalpte zıtlar yok. Küfür de burada. O Sadr'a. Yeis diyor bak. Şeytanın vesvesesiyle bak. Şeytanın vesvesesiyle yeis. Meleğin ilhamıyla ümit diyor. Kalbim Sadr'da diyor. Mutezelzil. Mutezelzil şu. Var olup yok olan, yok olup var olan, var olup yok olan, yok olup var olan aynı alemi şehadet ki mutezelzil şu. Zel. Gar. Dur. Gar. Dur. Gar. Dur. Şimdi izle yapıyorum. Gar 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 gar. Deprem bu. İşte ves. Dur. Ves. Dur. Ves. Birleştir. Ves vese. Yani aynı şeyin deniz dalgası gibi. Dalga gibi. Lüme-i Şeytaniye Sadr'da mı olur? Sadr. Ya da içinde mi diyeceğiz? Nasıl? Yok, Lüme-i Şeytan dışında ama Sadr'a atar. Bulunuyor. Lüme-i Şeytaniye kalbin içine öfler deyince şimdilik Osman Sadr'a öfler. Sadr'da. Niçin? Sadr'a öflüyor. Bak, şuradan gidelim. Teknik. Ağacı düşündük. Ağacın kurumuş dalıyla, yaş yaprağı vesaire hepsi çekirdekli var mı abi? Hı hı. Kainatın kalbi deyince kainatın dışında bir şey var mı? Yok. Kainatın şeytan var mı abi? Var. Bize göre şeytan da onun için yakıştıramıyor. Biz onu oraya yakıştıramıyoruz kalbin içine. Bu keferenin ne işi var? Hayır. Arkası kefere değil. Kainat dalı budak hep çekirdekli var mı abi? Var. Kainatın çekirdeği nedir diyor? Kalp. Kainatın dışında bir şey yok ki. O zaman şeytan da melek de hepsi sadr. Lüme şeytani orada. Kainatın dışında bir şey varsa o zaman sadra koyma. Koyma. Kainatın çekirdeği kattır diyor. Kainatın kenarında bir şey var diyor mu lüme? Böyle şeytani alemler diyor mu? Şeytani alemler Osman kainatın içinde değil mi? Şu içinde. Okyanus da şeydi. Adamın karada Allah'a yer vermedi. Şeytanın karagahı okyanustaymış. Ha? Adem'dir toprak. Kainatta ne varsa kalp çekirdeği ise şeytan, melek hepsinin şeyi nerede? Yani 28. lemada ne diyor? 28. lemada kainat alemleri var ya bu 7 tabakası mı? Cehennem de var. Cehennemin de şüpheleri var. Şeytan nerededir? Cehennem. Cehennem yok mu bu 28. alemin şüpheleri? Cehennem var. Adem alemleri yok mu? Var. Bu kainatın içinde 7 kat semada o 28 bin alemin yani kainatın bütün müstemlikeleri, büyük elçilikleri kainat şeyde küre arzda ve 7 kat semada. Onun için lüme-i şeytaniyede sadrın içinde her şey. Evet. Zıtların cemi. Ama biz şimdiye kadar niye duruyorduk Osman? Bilmiyoruz. Kalbe çalışmadık ama yanlış olmasın. Sadrı hiç kullanmıyorduk ya. Hiç kullanmıyorduk. Hiç kullanmıyorduk ki bilmiyoruz ki. Yani hiç. Ya. Hiç. Şimdi lübe gireceğiz. Şaşıracaksınız. Epey girdik de. Yani, sadrı deyince ben böyle sadrıma, göğsüme gibi anladım. Göğsüme. Gibi. Öyle anlıyordum ben. Ama şimdi düşün bak bu derste. Şu ağaç, kuşun ötmesi. Şeytan yok mu orada? Şeytan da var. Melek yok mu? Peygamberimize şeytan gelmedi mi? Ne duruyorsun sen burada dedi. Mescidin kapısında. Allah'ın Resulü okudum ya. Ne duruyorsun ki yap gibi melun dedi. Ya melun ne duruyorsun? İçeriye bakıyorum dedi. Allah ders verdirecek ya. Hayal değil ha. Tiyatral değil yani. Allah bize
sembolik olarak da anlatıyor ki kafanızda kalsın. Ey Melun, burada ne işin var dedi. İçeride dedi bir alim yatıyor dedi. Cahil de namaz kılıyor dedi. O alimin kalkıp gidip gitmesini bekliyorum ki dedi namazını adamın bozdum şey yapayım. İhval edeyim. Şimdi neye gitmiyorsun dedi. Şimdi eğer namazını dedi bozarsam, şüphe yaparsam o gider dedi alimi kaldırır. O da alim buna ders verir. Bozulur bozulmaz o namazı bozulup bozulmayacağını itikadi bilgileri düşün. Ameli böyle yaparsa şeytan ne kadar bu hedeftedir bu ders. Dedi ki bu sefer dedi doğruyu öğrenir. O hala bilmiyor ne ile namaz bozulmayacağını. Onun için alim yatıyor ondan korkuyorum dedi. Alimin uykusu cahilin ibadeti. Ondan geliyor Allah-u Alem. Korkuyorum. Çünkü o namazı bozulursa alim kalkar. Alim ona öğretir diyor. Öğretir bir daha ihbal edemem. Onun için bekliyorum ki alim kalksın. Yanaşamıyorum. Arkadaşlar hepsi burada. Şeytanlar da cinler de. Burada mı? Burada. Burası dünya değil mi? Bu dünya. Kainatın, ustadın söyledikleri topluyorum alt alta. Ustadımızın tabiriyle şu dünya kainatın kalbi değil mi? 15. sözde. Kainatın kalbi. Küre-i arz. Ve yedi kat sema. Küre-i arz. O nedir o? Kainat kalptir diyor. Küre-i arz da onun o kainatın kalbidir. Aynı zamanda ustamız diyor ki kainatın haritası, holasası, ruznamesi, filistesi olan kalp. Lümey şeytaniye, şeytan, melun, kafir, meyhane, kafir, münafık. Küre-i arzda değil. Semada değiller mi? Kainatın dışında mıdır? Koy içine, kalbin içine koy. Sistemi kalp. Konuştuk ya başta. Üçüncü mertebedeki kalp ismi değil. Sistem kalp. O nerededir? Kalptedir. Neresinde? Sadr'dadır. Hepsi orada. Kabir nedir şu mezarlık? Surettir. Esas kanuniyeti buradadır. Elimdeki kitap dün musaftır. O musafı okuyan da uyanandır kalp, şey Kur'an. Sen kendi ekranına Kur'an, kendi Kur'an'ını oku. Kendi Kur'an'ını oku. İşte kendi mezarlığın burada. Orada değil. O surettir. Buraya girmiş. Girmiş buraya. Buradan çıkan oraya girsin şey yapsa ne olur? Buradan çık. Çünkü niye? Topraktaki kabir birinci dalga, birinci boyut olsa fizikteki gibi. Sağda ikinci boyuttur. Yani boyut farklıdır. Üst boyut alt boyutu da alır. Şurası İki boyuttur. En ve boy. Ha bak. Kağıt kabul edin. Şöyle yapayım. Bu kağıt buraya yapışık olduğunu kabul edin. Gene bir kalınlığı var ama sıfır kabul edin. Şu kağıt şu kalemi bilemez. Burada olduğunu. Çünkü iki boyuttur. Bu kalemi bilebilmesi için üçüncü boyuta çıkması lazım. Bakalım. İşte saat şu toprak tabakası değil, yedi kat sema memleketlerin de boyutudur, üst boyutudur. Üst boyut olunca saat kabirin kanuniyeti buradadır. Bunun keşiftir Risale-i Nur. Çok şükür. Girmiş ustadımızdan Allah razı olsun. O suretten surete takılma. Sureti aldatır. Zaten öyle diyor. 232 lemalarda diyor ki, kabrin siyah çarşafı altında rahmetin mütebessim şeylerini gördüm diyor. Hatırladınız değil mi? 232 lemalar. Tebessüm. Ha, demek ki siyah çarşafı buymuş. Toprak. Evet. Çarşaf. Ha? Altında diyor. Ha, esas buradadır. Sadr kalbin en diş çeperidir. Alanıdır. Orada yedi kat sema 28 bin alemin müstemlikeleri, konsoloslukları var 28. lemada. Onu da koy abi. Bir de kainatın kainatın kalbi olan küre-i arzı da koy. Hepsinin adı Sadr. Bir üst boyuta geç. Lüp yazılım değildir. Bugün okuyacağız. Lüp yazılım değildir. Lüp'ü bulduğu kışırı kışırla meşgul olmaz.
kışırıyla lübü bilen, ikisini yapan lüble meşgul olur. Lüb yazılım değil, yazılım adam giremez. Yazılım yazılıma giremez. Yazılım yazılıma girer. Lübü bulduktan sonra kışırıyla meşgul olma demek, lüb, bugün onu konuşacağız, sistemdir, boyuttur, kalbin ikinci tabakasıdır, sadrın arkasındaki sistemdir. Yani burada şeytan, melek, lüb de nur ismi ve mudil esması. Lüb'dedir, sistemdir. Kalp, üçüncü tabakaya geliyoruz, kalp, sistemi kalp demiyorum. Sistemi kalp diyeceğim ki, kalp, mahal imandır. Hatta arkadaşlar, kalbin içinde hatırlar mısın, Mehmet direkt sormuştu o zaman. Latife insanı kalbi diyorsun da neresinde? Demiştim ki, bilmiyorum ama kalpte. Latife-i insaniye nerededir? Ya sadrdadır ya da lüptedir. Bugün lüpte de konuşacağız. Sadrda mıdır latife insani? Latife insani veya lüptedir. Çünkü kanuniyet değil mi abi? Kanuniyet. Ama kanuniyet deyince lütfen yazılıma girmeyin. Aynı mahluk. Sistem. Sadr. Ama 1-1-1-0-0-0-0 değil. Değil. O mahiyet gibi oluyor. Ha, mahiyet gibi, sakın ha. Lüp mahiyet değildir. Hakikattır. Latife insaniyenin. Konuşacağız, beraber koyacağız. Biz lübü hep yani ana merkez gibi anlıyorduk. Ben de öyle anlıyordum. Ama lüb deyince biraz öyle anlamıyordum da. Şöyle, yazılım diye anlamıyordum. Orada her şeyin hakikati, haklanması. Bu budur, esma. Bak şimdi 24. sözden söylüyorum. Her şeyin hakikati kalp değil mi abi? Kalp işte. Şimdi, sistem kalp. Hayır hayır. Kalp sisteminin içinde de sadr var. Lüp var, kalp var. Bak şimdi. O kalp değil var. Ama. Şöyle bir ben yapayım ondan sonra. Ben soruyorum işte abi. Bak şimdi. Şimdi bahsettiğiniz her şeyin hakikati kalp sisteminin içinde. Kalpte değil mi? Kalp sisteminin içindeki kalpte. Bak şöyle. Çünkü hakikat esma ilahiyedir. Tamam. Her bir esma birbirini celbetmeden bulunabilmesidir. Bu hakaykeşay sabitir. Bu kalptir. Kalp, sistemi kalp değil. Kalbin içindeki kalp. Kalp, evet. Tamam. Esmalar tak 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 duruyor. Kahhar, mudil, nurani, nur. Yani mudil şeytan. İşte bu kalp ile sadr arasında bir sistem. Lüb. Şimdi latife-i insaniyede sırf hayır yok. Latife-i insaniye. Latife-i insaniye. Yani zıttan ama birbirini yani insan, beşer değil. Beşer nerededir? Sadr. Zıtların cemi oradan buldum. Beşer şeydir. Sadr. İnsan olunur. Allahu alem. İnsan lüptür, insan. Bunun daha aslı, insanın daha aslı, latife insaniyesi, Allah alem kalpte gözüküyor. Abi ben şimdi bu tatbiklerden şöyle anlamış oldum. Sadr'ın kainat olduğunu az önce söyledik. Sadr kainat oldu, insan beşerle insan oldu. Evet, lüp oldu. Lüp olduysa sanki bu şecere-i ilkat gibi oldu. Kalp, esmalar birbiri ayrı ayrı durduğu için imandır. Şimdi o bütün esmaların o sanki mecbur gibi oldu. Süveyda-i kalpte red. Evet, yani daha mahiyet olmuş. Evet, diye şimdi, böyle bir tatbik de yapılabilir o zaman. Evet, bak şimdi. İman nedir burada? Ne çıktı biliyor musunuz? İman. İman mahiyetinden bahsetmiyorum. İmanın hakikati şu. Bütün esmaların bütünsel hali. Bulunabilme hali. İnsanda bulunabilme. Evet, insanda. Bütün esma, zıtlar, celal, cemal, orada öyle bir şey yok. Bütün esma, 24. Tevhid, sözde geçiyor ya. Tevhid ne oluyor abi bu? Tevhid. Tevhid işte. Sistem, lüp, vahdet. Sistemin sahibi, tevhid, kalp. Ne demek kalp? Bütün esmaların kalıp düşün. Beraber bulunabilme haletinin adı, hakikati bizde iman.
esmalar bulunabiliyor. İman ne demek burada? Bütün esma birbirini cer etmeden, celali cemalde, cemal cemalde aynı. Hepsi aynı bulunabiliyor. O zaman abi sadır kainat mı diyeceğiz? Yoksa kainat kalptir, sistem. Kainat, o zaman sadır kainat değil de sanki şey gibi olacak. Alemi şehadet. Evet, alemi şehadet. Dedik ya başta. Lüp, kainat, kalp. Bizzati şey, cennet ve cehennemdeki arş. O zaman, arşın bak, tamam. Siddet-i mutasi. Tabiri caizse o esmaların arşa vurmasıyla bunu böyle diyoruz yani, böyle diyoruz. Orada bir vahdet tecellisi. Evet, vahdet. Ki kainat. Vahdet sistemin birliği. Vahdet sistemin birliğine lüp. Evet. Bir daha. Sistemin birliğine zıtların birliğinin bizdeki farkındalığı. O zaman tevhid olur abi. Daha gelmedi. Sırrı vahdet olur. Ya sistemin birliği. Sistemin. Sistemin birliği. Birliği vahdet. Sistemin birliği tamam. Vahdettir. Zaten. Vahdet. Sırrı vahdet. Onu, insandaki. O farkındalığa, farkındalığın tevhid oluyor. Sistemin birliğinin sendeki farkındalığı tevhid. İman. Kalpte. Yani bir, sırrı vahdetle görünüyor. Sırrı evet. Vahdeti olanın tevhidi oluyor. Tevhidi oluyor. Mesela şeyde bir konu oldu. Malatya'da. O tevhide de dur. Malatya'da sizin hoşunuza gidecek. Dursun burada. O dursun diye. Tamam. Başka bir şey anlatıyorum. Bak kaç 215 mi 254'te Usta Demirdağ da diyor ki mesleğimizin bir esası olan şefkat. Sonra konuşacağız onu. Mesleğimizin bir esası olan şefkat. Paragrafın başında. Müsaade etmiyor diyor sistem. Şefkat. İnsanda şefkat yok öyle. Şefkat-ı mukaddese var. Bak. Siz mesleğimizin bir esası olan şefkat. İnsandaki şefkat değil o. Hemen paragraf altında diyor ki bu sırrı şefkattan dolayı beddua bile edemiyoruz. Yukarıda sistemin adı şefkatti. Mesleğimizin mezarı. Bu mesleğimizin şefkatinden dolayı sırrı şefkatten beddua ile böyle mukabele edemiyor. O zaman israfı kelam eder mi ustad? Şefkatle ifade edilen kelamı sırrı şefkat niye desin? İki kelam yaptı, israf yaptı. Fıtratı bilen insan konar mı? Ha nedir o? Sistemin adı yani mastar. Faili mastar, faili, failler onunla yapılır vesaire, mefuller yapılır. Mastar, kurmak gibi. Sistemin adı şefkat. Nurculuk, şahsi mani. Eylemdeki, kişilerdeki gözüken sırrı şefkat. Sırrı şefkat ne demek? İlk önce şefkati anlatayım. Sırlarda var mı? Şefkat var. Şeyde var mı? Ağaçlarda var mı? Hurmada var. Yavrusunu kıskanır. Vesaire. Hayır, canavarlarda da var mı şefkat? Var. İnsanda o şefkat değil. İnsanda sırrı şefkat demek. Sır, o şefkatın içerisinde dima da var, vicdan da var. Yani aklın ve vicdanın bütünselliğiyle olan şefkat. Hayvanlardaki şefkat, akıl ve vicdan yok. His onun için, olarak var değil mi abi? Evet, his olarak. Vicdandaki olur. Gibi mi oluyor? Vicdandaki gibi, akıl yok. Onun için kendi yavrusunun şuuru şefkatı var. Yani, şuur olmuyor böyle. Olmuyor. Başkasının yavrusunu parçalıyor. Sen kendi yavrundan dolayı başkasının yavrusuna şefkat etmeye içerisinde akıl ve vicdan olduğundandır. Onun için bakın nasıl okunuyor Risale. Sistemin adı şefkat, sistemin içerisindeki bireyin sırrı şefkat. Hasan abi Cebrail'de sırrı şefkat var mı? Cebrail'de sırrı şefkat var. Mı? Var, insan seviyesinde yok. Çünkü çocuğu yok. Abi o zaman şöyle... Ama sistem var. İnsandaki de sırrı şefkat mi dediniz? Yoksa evet. Sırrı şefkat insanda. Şimdi abi. Sistem şefkat. Kainatın hülasası hayat. Değil mi? Evet. Hayatın hülasası his ve şuur. His ve şuurun hülasası akıl. O zaman sizin söylediğinizde şöyle oluyor. Sırrı şefkat olabilir. Sırrı uhuvvet olabilir. İşte sırrı iç... ihlas. His ve şuurdan süzülen, aklı mal olan
akıl olmuş oluyor. İçinde akıl olan şefkatin, içinde akıl ve vicdan olan şefkat. Akılsız şefkat değil. Ne olur o zaman dengesiz olur. Sen şimdi kaldırmam için nasıl seni söyle bakalım. Abi şimdi sadr, lüp ve kalbi anladığım şekilde bir elma üzerinde göstereceğim. Elmayı kainat olarak veya kendimiz olarak da düşünebiliriz. Sadr elmanın dış kabuğu, hani ceviz kabuk. Çok güzel. Dedik. Lüp ise elmadan bize kastedilen, bize gıdayı veren tarafı var ya. Harika, tamam. Et kısmı. Et kısmı. Et. Yenilen kısmı. Tamam. Fakat elmayı netice veren ve çekirdeği aslisiyle sadrı da lübü de ihata eden sizin kastettiğiniz hakiki kalp. Çekirdek. Çekirdeğin sırrı insaniyete tekabül etmesi de, karşılık gelmesi de şöyle. Eğer elma hibrit değilse insana netice veriyor. Yani kainatı netice veriyor. Ahireti netice veriyor. Ne dedin? İnsanı netice veriyor çekirdek. Hı-hı. Çekirdeğin bozulmadıysa, hı-hı, çekirdeğin bozulmadıysa yine seni netice veriyor. Yani çekirdeğe kalk diyorsun, şeye yeşil ve kırmızı kabuğuna sadr. Etine lüp, tamam. İçindeki çekirdeğe kalp. Süveday kalplere koydun. Süveday kalp çekirdekteki yazılım. Yazılım. Onu da yaz abi. Evet, onu da yazmam lazımdı. Yaz. Yazmıştım aslında. Güzel, tamam. Madenlerin yani, cevizin he, yerine sen elma koydun. Evet. Güzel oldu. Doğru. Şimdi abiler bir daha şöyle, iman neydi? Bu çok önemli. Bunu koyarsın Osman o şeye. İman kalpteki esmaların birbirlerinin hükmünü ortadan kaldırmadan aynı seviyede bulunabilme haletini, bulunmalarından insandaki halet-i ruhiyesi. İman. İmanın hakikati bu. İmanın hakikati. İman mahiyeti Allah'ta bilmiyoruz. İmanın hakikati kalpte esmaların birbir hükmünü, birbirlerinin hükmünü cerhetmeden, kaldırmadan, bozmadan ama hepsi bir yerde bulunabilme sırrını taşıyor. Tılsımı da tazamun ediyor. Sırrı ve tılsımını taşıyan, sırrını taşıyan, tılsımı yok. Tılsım burada olmaz. Olmaz. Sırrını taşıyan bu halet-i ruhiyesinin bizdeki adı imanın hakikati. Esmalar bulunabilmesi. Maşallah Risale. Buydu. Sistem bir aşağıda. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim, özür dilerim? Lüp. Sistem. Şimdi sadr, Hasan abi sadr da her şeyi bulunuyor ama biz kainatta, yani biz, özür dilerim, alem-i şehadette üç boyutta az önce dediğinizden yola çıkıyorum. En, boy, genişlik bu şekilde görüyoruz. Anladığım kadarıyla sadrda dördüncü boyut zaman devreye giriyor. Orada İleri geri gidebiliyorsunuz. Kesin. Ama mahiyetini değiştirmeden. Mesela hayalen, çünkü ustad gitmiş. Evet, hayalen. Kabre girdim diyor. Zaman diyor. Var orada. Tabii, ileri geri gitmiş. Tabii ileri geri gitmiş. Orada gidebiliyorsun. Zaman, evet. Orada zaman var. Şeytan da esma değil de şeytan olarak var. Ama kalbe girdiğin zaman artık orada şeytan değil de mudil esması olarak. Kardeş var oluyor yani. Burada ne oldu biliyor musunuz? Şeytan ve melek kalpteydiler, oradan veya lüpteydiler, yeryüzüne indirdik deyince sadra indirdi. Sadra indirdi. Şeytan ve Adem o lüp denilen, bize vaat edilen imtihandan sonra olacak cennet ile Adem'in bulunduğu cennet aynı değildir. Çünkü Adem'e de cennet vaat ediliyor. Adem geldiği yere değil cennet, onun cenneti. O zaman Adem Aleyhisselam lüpteydi, kalpte değildi, sadra indirildi, yeryüzüne indirildi, inin aşağıya dendi, lüpten inin sadra, sadra, zıtlar alemine inin, tabi tutulun imtihana, ey Adem,
Lüpteydin, sadra indin. O ezeli düşmanla mücadele et sadırda. Sadrım diyor mutezelzil, kırılacak gibi. Böyle vem veh 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 vehim 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 vesvese vesvese zelzele mutezelzil. Zelzeleli kalp, yeisle ümit çatışıyorlardı. Ondan sonra sadra indin mi lüpten? Adem imtihanı kazandın. Çünkü tövbe sistemini aktif ettin. Geç bakalım. Sadrın arkası olan lüpü de geç. Oradan inmiştin. Kalbe gir. Sistemi kalpten bahsetmiyoruz. Ha. Onu ayrıca şöyle diyeceğim. Sistemi kalp. Ha, kalp deyince üçe gitsin kafanız. Kalbe gir bakalım. O zaman biz ne oldu burada? Sadr, alemi şahadetin hulasasının bizdeki komprimi. Haşir meydanının bizdeki komprimi nasıl vicdan olduğu gibi. İşte lüp ise ona gireceğiz. Beraber daha güzel şey yapılacak. Çözülecek. Burada bir çeker misin burayı? O zaman sadre gelmeden Hasan abi lüp lüplüğünden haberdar değil. Ne kadar acayip bir şey ya. Yani çok acayip değil mi abi? Sadr olmazsa olmaz. Evet abi çok uygun. Elmanın kabuğu olmazsa elma yaşayamıyor. Evet. Harika. Güneşle muhatap, hava, toprak, güneş, suyla muhatap orası. Yağmurla da. Bak şimdi. Aynı kafa bozulduğu gibi kabuk da bozulursa. Serbest bölgeyi anladık değil mi Osman burada? Meyhane şimdi, meyhane sen sorumlu musun? Arnavut köyde meyhane var. Ya şey yani dimağla karışıyor hissediyorum. Yani orada da her şeyi oraya yüklemiştik. Şimdi bunu bu sefer de buraya... Hayır. Bu hakikatin şeyleri. Orada vehim seviyesinde, düşünsel seviyesinde. Burada bir fiil var yani. Yaşantı var. Mutezelzil diyor. Yani kalpteki benim yaşadığım... Yani serbest deme. Serbest bölgedeki şey... Burada aynı burası serbest değil miydi küre yerde dolaşın? Serbest dolaşın. Yani edin. Namaz kılabiliyorsun, meyhaneye de gidebiliyorsun. Serbest değil mi? Tamam, orası serbest anladık da ama kalple dimağı ayıralım. Yani o tamam, o şey mantık olarak evet. Ben de onu ben nasıl anlayacağım mesela? Ben böyle benim vesveseler geldiğinde o benim... Kardeşim yapayım. Serbest bölgenin sureti dimağdır. Benden önce söyleyeyim. Serbest bölgenin kanuniyeti vicdandadır, şey histir. Serbest bölgenin hakikati kalpte sağdır. Ruhtaki serbest bölge mahiyetidir. Onda da mı var? Evet. Bütün her şeyin var zaten. O zaman onu yazmam lazım. Evet. Dima derken bir ayağını konuşmuştuk. Aslında yine kalbi konuşuyor. Evet. Yani serbest bölgenin de şefkatin de imanın bile sureti kanuneti yok mu? Serbest bölgenin de Allah serbest etti. Çünkü Allah hürriyeti seviyor. Abi bir de Allah Allah'lığın iktizasıdır bu. Cebri mutahkim olmaması. Cebri mutahkim değildir der İmam-ı Rabbani Hazretleri. Yazalım abi. Ama hani serbest bölgenin de şöyle bir özelliği var değil mi abi? He. Serbest bölgenin suretinden mesuliyet yoksa diğerlerinde var gibi duruyor sanki. Ne demek? Kanuniyetinde, hakikatinde, mahiyetinde o serbest bölgenin tabii suretinde biraz serbestlik vardır. Deyim seviyesinde olan var ya. Evet. Orada bir mesuliyet yok. Ama diğerlerinde sanki şey var. Kalpte mesuliyet var mı? Kalptekinde de mesuliyet yok ki orada. Kalpte mesuliyet yok. Çünkü niye? Yeis, kafirler Allah'tan ümidi kesmez mi? Kur'an'da diyor ki benden ümidini ancak kafirler keser. Usta da diyor ki kalbimde yeiste ümit çarpışıyordu diyor. Yeis de var. Ondan sonra iman ettik diye küfür yok oldu mu? Ama burada mesuliyet yok anlamına gelir mi? Mesuliyet olmuyor burada. Serbest bölge diyeceksek öyle. Tahil oluyor değil mi? Yani bir dakika. Yeis beraber malzeme koyuyorum. Yeis kafirlerde değil midir? Evet. Ancak kafirler benden ümidini yer. Üstad da diyor ki kalbimde yeis vardı. Yeis'e düştüm diyor. Hemen iman yetişti diyor. Bak bakalım. Kalbimde yeis'e düştüm. Yeis de ümit çarpışıyordu diyor. Varlar ki çarpışıyor da. Olmaya çarpışır mı? Kalbimde yeiste ümit çarpışıyor. Yani iman küfür çarpışıyor diyor. Yani melek şeytan çarpışıyor. Sonra imdadıma yetişti diyor. Allah'ın nuru sematı var.
Sardan çıktı. Mutezelsiz kan. Var yani. Mesuliyet yok. İşte buluş işte. Kabul etmek çok zor olacak bu ama çok nimet ilahi. Ben heyecanlandım. Ulan mezarlıktan endişe ediyordum. Vay be nasıl çıkacağız? Ya burada sağdan çıktı mı zaten o gözükmüyor ki. Keşfel kubur o demek. Kalbindeki sadrı çözen mezardaki şey üst boyut oluyor. Zaten onu çözüyor. Gireni görüyor, hissediyor. Senin ve benim gibi insanlar mezarlı bir şey görmüyoruz, hissetmiyoruz ama yani küfrane nimet etmeyin. Gömülen insanı bazen demiyor musunuz komutan? Ya vallahi bu mezar beni sıktı ya. Bu nasıl bir karamsar bir şey ya. Ruhsuz. Ruhsuz bir mezarlık ya. Bazı gömülmeleri demiyor musunuz? Evet. Serbest bölgenin nimet bu ya bu yöntem. Ne, nasıl çıkacaktık Allah'ını seversen? Hele, hele senin gibi bir adam nasıl çıkacaktı kendisinden? Seni söylüyorum ha. Sen senden nasıl çıkacaktın? Vallahi çok zor seni. En çok sana acırdım. Gene biz bir şey yapardık ama sen aklını şerinden aklını kurtaramazdın. Hangisi abi o? Osman. En akıllımız. Estağfurullah. Yok düşünce en akıllımız yani. Sureti kanun eti. Aklına bela olmuş diyor ya. Evet. Sen sana bela olacaktın. Bu acayip bir şey ya. Ya insan en büyük endişesi mezarlık değil mi? Kabir diyor. Kalbi abi nasıl halledeceksin diyor 11. şu anda. En büyük sorun. Acilleri de adam yatıyor şey yapıyor. Karşısında ev tutmuş. Orada oturuyor. Bir şey olursa bana acele müdahale edilsin diye. Bu mezarlık. Kardeşim, ustad nasıl çıkmış ya? Merak ediyordum. Bu nasıl toprak? Üst boyuta gelince toprak değil ki. Ha peki, mantığı da nasıldı? Arkadaşlar. Bunu da yazarsın Osman. Toprak nedir? İşlenmemiş madenler deposudur. Kalsiyum, magnezyum, uranyum, demir, gümüş. Bakır. Buradan patates çıkıyor. İnsan yiyor. Buradan ot çıkıyor. Sığır yiyor. İnsan yiyor. İnsana geliyorum. Bütün aşırmalı. Bir daha yapıyorum toprağa. Bedene geçeceğim bu. Kabir burası oldu. Toprak işlenmemiş malzemeler deposudur. Madenler deposudur. Demir, kalsiyum, uranyum. İnsan toprak malzeme deposunun işlenmiş halinin sanatsal en camisidir. Toprağın işlenmiş sanatsal olarak en harikasıdır. Toprak. Değil miyiz? Et yiyoruz, meyve yiyoruz, elma yiyoruz. Kestane yiyoruz. O zaman şu kabrin sanatsal olarak en harika kabir kim? Bedendir. Toprak kabrin üst boyutu olan kabir insanın bedenidir. Küre-i arzdaki Kabe'nin daha harika üst boyutu insanın bedenidir. Kabe'den daha değerlidir insanın bedeni. İnsanın bedeni arzda Kabe'de tavaf ederken insanın ruhu bedende tavaf ediyor. Beden ruhun mescididir. Beden. Kabe bedenin mescididir. Beden ise ruhun mescididir. Sözler 46. Namazın 12 farzı varken salatın 3 farzı var. Orada yazıyor. Ruhun kıblesi namazı ruh bir namaz kılarken salatı kıyama eder. Ruh salata kıyam eder. 3 farzı var. Peki hangi ibadethanede, hangi mescitte?
beden. Onun için beden dünyada namaz kılarsa, secde ederse aslında ruh bedende salata kıyam etmenin ifadesidir. Bedenin arzda namaz kılması. Salat daha camidir. Ruh bedende salata kıyam ederse bedende arzda namaz kılar. Bunun 16. sözdeki ifadesi bir nevi huzura kabulün olan namaz ile namaz huzura kabul edilmenin görüntüsüdür, suretidir. Aslında namaz kılmıyor. Zannediyor ki ben Allah'ın huzuruna çıkmıyorum. Öyle zannediyorsun gafil. Allah seni huzuruna almadı. Sana diyor. Ya. Sabah namazını kim kaçırdıysa ona diyor. Sen mi söyledin Ali? Ali nereye gitti? De Allah huzuruna almadı. Allah darıldı diyor. O kapıyı da katmetti. Diyor ya, ben namaz kılmıyorum. Allah'ın huzuruna niye çıkmıyorsun? Abi gafil. Sen çıkmak isterdin de ne yaptınsa ahlaken Allah istemiyor seni. Huzuruna kabul edilmedin. Sende nasıl gözüktü bu? Namaza şefkin olmadı. Onun için yat kalk şükret. Namaza şefkin varsa Allah huzuruna kabul etti. Onaylanmasaydın onaylayamazdın. Sevdirtmeseydi sevemezdin. Verdirtmeseydi veremezdin. Şimdi bir misal vereyim. Dün dersten çıkıyorum. O an yoruldum bilmem ne oldu, şu oldu bu oldu. Geldim mutfağa dedim. O kadar kişi var değil mi karabalık? Ya bir bakayım elma var mı dedi. Ona dedim. Sordum. Elma nerede? Var mı dedi. Yok abiler. İyi dedim. Birisini aldırtayım. O anda birisi geliyor. O kadar kişinin içini verdiğinde o geliyor. Abi ne aldıracaktın dedi. Baktım. Ruhuma uygun mu? Denilir mi bu adama? Denilir. Ya bana bir elma git al. Alır mısın da demedim. Git elma al. Şu olsun. Yani Allah seninle konuşuyor. Benimle konuştuğu gibi ben de konuşma yapıyorum. Yani nimet. Huzura kabul edilmedin. Ben zannediyorum ki namaz kılmıyor. Sen namaz huzura kabul edilmedin. Geçmiş olsun sana. Sureti. Hasan abi. Bir sual edeceğim ama yanınızda dikiliyor olmam lazım ayakta. Ne zamandır televizyona çıkmıyorum abi be. Ne olur be. Çok acıdım. Ne olur be abi. Ayrıca sen biraz daha etkileşim vazanda ayrıca gitti sana. Aslında şunu siz yazarken şunu sormak istiyorum. Söylemek istiyorum. Şu serbest bölge abi. Kalpte de, vicdanda da, ruhta da olmazsa benim hesap verme kabiliyetim elimden alınmış olur. Cebir olur. Cebir olur. Hakikatsiz olur. Hakikatsiz olur. Hakikatsiz suret olur mu? Olmaz. Mümkün değil. Bir daha. Osman, hakikatsiz suret olur mu? Olmaz. Suret olmaz. Olmaz. Suret hakikate istinad eder, medet alır, ruhlarını ayaklanır, 76. Suretsiz hakikat olur. O ya, suretsiz hakikat. Serbest bölge olmazsa, Davut, tamam mı? Benim tövbe etme, hesap verebilme, Allah'ın huzurunda Hasan abi söylüyor ya, diyor ya ki ya kulum tamam %51 sevabım var. Kamerayı çevirdin değil mi? %51 sevabım var. Ama Afrika'ya gidecek adam ne olsun? Boşuna yapmayayım. Hayır boşuna yapmayayım. %51 sevabım var ama bir de %49 var. Yaramaz çocuğu. O %49 var diyor. O seni orada yakıyor. Tamam cennete gidiyorsun ama o 49'lu bölüm seni öyle bir yakıyor ki orada. Onun olabilmesi, onların silinebilmesi için bu serbest bölgenin her yerde bulunabilmesi lazım. Kesin. Peki o zaman Hasan abi. Tamam. Yok hayır. Hepsinde olması lazım. Abi sen sor ki. Hemen soruyorum abi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi otur sonra gel. Yok. Soruyorum abicim. Soruyorum. O kadar da güzel bir şeydi ki. Neyse şunu sorayım Hasan abi. Diyorsunuz ki Hasan abi. Aldı abi. Allah varken
hiçbir şey yoktu. Yok, Allah daha yaratmadan hiçbir şey şekil yok ha. Şimdi ben bunu anlamıyorum Hasan abi. Şimdi sadr mı lübbü ve kalbi ve süveyda-i kalbi yapıyor. Süveyda-i kalp mi sadre vesile oluyor, yapıyor. Yani bu olmaz. Biz şimdi şurada bir orada çekirdek olmasa ağaç olmaz mı diyorsun? Evet. Tavuktan ağaç. ama aynen öyle. Hasan abi bakın aynen öyle. Şimdi diyorsunuz ki mesela bu sadrın yani serbest bölgenin olmadığı hiçbir şey yok. Nur-u Muhammedi'yi kaldı. Allah'ın bir adeti. Allah için hangisi kolay zor yok. Tamam. Adeti sünnet-i ilahisi nasıl tecelli ediyor? Nur-u Muhammedi'den yaratmıyor mu? Tamam abi. Nur-u Muhammedi çekirdek değil mi? Tamam. Onu kaldırdığın zaman hiçbir şey yok diyorsunuz. Hiçbir şey yok. Ama Hasan abi Nur-u Muhammedi de öyle bir şey ki ne kadar geri gidersem gideyim Hasan abi. Yok gibi. Bakın burada Hasan Akar var. Buraya gidiyorum. Burada bir Hasan Akar daha var. Buraya gidiyorum. Yine bir Hasan Akar var. Şeyi değişiyor. Mahiyeti değişiyor ama var. Onu demek istiyorum. Yani bu o yüzden oluşum nerede? Yani çekirdek nereye demek lazım? Yani burada biraz... Doğru soruyu sanca sorsan. Çekirdek nereye demek? Çekirdek nereye demek lazım değil mi? Hepsi aynı yerde, aynı birbirine zahmet vermeden, engellemeden... Aynı yerde. Aynı yerde. Zaten öyle olması gerekiyor. Abi ben genel yazma yalnız sana zahmet. Dima'daki tahayyül tasavvuf... Genel yazarsan olmaz. Ama tamam, doğrusu. Dima'daki tahayyül tasavvuf... Yani kaçmayayım diyorsun yani. Tahayyül tasavvuf... Özel yazacaksın. Tamam. Gördüğüm zaman serbest bölgenin evet bu. Diyebilmem lazım yani. Enfus alemin mekansız mekan, zemin, mekan, mekan. Yazayım mı? Enfus alemin mekanı. Vicdanda hissi bir serbest bölge diye ifade etmemiştik. Etmedi. Bilmiyorduk. Kalpten sonra şey yaptık. Çünkü ama dikkat edersen hiçbir dersi nokta yapmadık. Bitirmedik. Bir iki derslik bıraktık. Çünkü yukarıki hani dimağdan bir üst vicdan, vicdandan kalp, kalpten üstün ruh. Okuyunca nokta diyemeyelim çünkü ekleyeceğimiz olur. O üst bakışta dedik. Enfus alemin mekanı. Yazayım mı? Enfus aleminin mekanı. Evet. Mekan olsa o zaman zihin olmaz mı abi? Mekansız mekan. His enfus alemin mekan. Bu dima alemindeki mekan. Zihine konuşmuş biraz mekan. Evet yani. Zihin işte kainatın şeyi. Orada hüşyar olup diriliyor. Ne o? Pozitifler diriliyor veya zihin çöküyor. Ama burada cevelan ediyor. Mefis yok mu? Şehveti, gadab, hisler. Aktif yani. Yani mefis yok mu bizde? Vurma, kırma. Abi his olmasa hiçbir şey olmuyor. Yapamazsın ki. His iletişim. Evet. İç alemlerin iletişimi. Yani his demememiz bakın serbest bölge diye baksa değişir diye. Çok. Ya mesela mefis yok mu? Zulüm damarı yok mu? Ustad demiş ki bu milletin dedi, bu Türk milletinde Garim Tişir'de okudum. Zulüm damarı yok diyor. Çok tuhaf. Yani asker de olsa alır, işkence yapmıyor. Zulüm damarı yok diyor. Yahudi'nin genetiğinde zulüm damarı var. Zulüm damarı yani. Yani mesela vurma, kırma, cinayet. Cinayetler hangi damarla yapılıyor? Zulüm damarı işte. Var yani, o his yok mu bizde? Yani vicdandaki his hep vicdani midir? Vicdandaki his hepsi vicdani değildir. Vicdansızlık da var. Zıtların cemidir. Vicdandaki his hepsi vicdani değildir. Hepsi vicdansızlık da değildir. Var ya. Yazayım mı? Gerek var mı? Yok abi, oraya bence girmeyin ya. Tamam, tamam yani, tamam. De yani anlaşıldı. Bakalım Ruh'ta ne yazacağınızı ben onu merak ediyorum.
Oturunca orayı şu anda Hasan abi de merak ediyor. Hasan abi anlatıyor. Sabah eksiği yapıyorum. Bunu da ben olmayacaksın onu o zaman. Yani onun gibi oturdum. Hadi söyleyin bakalım. Şey, kalp demeyin abi. Kalp sistemindeki sadır. Kalp sistemindeki sadır. Ben söyleyeyim. Mahiyetindeki cevap basit abi. O Allah kadın gizli dedi. Devam edeceğiz. Tabii kabuğu da harici. Yapıştır gitsin. Ruh tersi. Abi ruhtakini söyleyebilir miyim abi? Kabi çok iyi olur. Ben de bilmediğim için. Bir dakika. Patinaj yapıyorum şu an. Az öncesi bunu geçenden söylemiş. Şimdi tam şey vücudu harici diyecektim ama zihşuur demek zorunda kalacağım ya. Konuşmuştuk sanki bunu biz. He? Biz bunu konuşmadık abi. Ha, ben neydir? Tam o dört taneden bir tanesi kesin de. Abi yazdık onu. Zihşuur işte abi. Ben, serbest bölge, şu. Zihin. Fuat, Osman Fuat yazmış. Zihşuur abi. Çünkü zıtların zıtlak zihşuur. Evet zihşuur. Hatırladın mı? He. Ama abi bizim bir önceki bu bir güncelleme, versiyon güncellemesi olmuş. Bir daha de önce Fuat yazmış. Hayır. Zihşuur değil. Ha o serbest bölge değil. Değil. Serbest bölgenin değil o. Öyle mi yazdın? Yazmışım abi. Bak, başka bir makamda cevaplar. Evet, beraber yapalım. Kalp sisteminin demiş. Yok, iradeyle ilgili. Evet. Bunu yazmış, şey yapmaya gerek yok, yapayım diye. Zihayat. Hakikati sadırır diye. Sadırır diye. Tamam, doğrudur. Arkadaşlar, burada zıt yok mu? Var. Burada zıt yok mu? Hulasası bu. Olabilir. Kaymak. Şurada. Şuurda mesela adam şuurlu. Namaz kılıyor. Namaz kılmamayı bilmiyor mu? Namazsızlığı bilmiyor mu? Tabii. Namazda gafleti bilmiyor mu? Namazda niye huzuru var? Bunlara bilmeye rağmen bu. Neyse şuur olmaz belki. Olmaz. Şuur olmaz. Zıtların cemidir. Çok güzel bir ifade. Ve tek boyutlu hayvan şuurlu olmaz. Tek boyutludur. Şere kabiliyeti yok. Şuurlu değildir. Yani buna rağmen bu şuur. Peki kanun emrinde yazılım zıt yok mu? Yok. Var. Kanun emrinde yani bütün mertebeler var. Biz de ifrat tefrit. Bu anlamda. He, tamam. Var. Vücut harici de zaten. Tanımlanmazsa olmaz zaten. Evet. O zaman ruhtaki serbest bölge sırf zişur değil. Bunların ifrat ve tefritleridir. Peki şöyle desek abi. Ne desek? O zaman vücudu harici. Biz hep bu ruhu bu dörtle yapıyorduk ya. He. Vicdandaki hani anasrı erba ruhun dört havası vardı ya. He. O da his var orada. Bu his aslı. Ruhtaki de evet. Olan kısmı da var. Onu kabul edelim. Evet. Niye biz bunu kullanıyoruz? Tamam şey. Anasrı erbası öbürküsü neydi? Ruhun dört havası. Ruhun dört havası. Ruhun dört havası, vicdanın anasrı erbası. Şimdi evet. Oradaki his var, ruhun da o şeyi. O zaman şeydi, ruhtaki ruhun anasrı erbası daki his. Daki his. Desek. Bunları mahiyet, da cem etmiş mahiyet, olur. İşte mahiyet gibi de oluyor yani. Hani hissin de mahiyeti gibi. Şöyle yapalım bak. Abi. Şöyle yapayım da silerim. Bak. Ruhun beraber yapacağız. Yani çünkü hep biz onu vicdan diye yapıştırmıştık ya. Anasırı erba sındaki ben burada olmadı. Davut Bey'le birlikteyim. Vücudu harici olur abi o zaman değil mi? Evet. Çünkü abi mahiyet... Ruh mahluktur. Efendim abi? Ruh mahluktur. Tamam o da serbest bölgesi işte. Mahlukiyetinde serbest bölgesi vardır. Vücut tamam. Haricisindedir. Tamam nedir o? O zaman orası his değil yukarıya ruhta vücut harici koymamız gerekir mahiyetine. O zaman şöyle yapalım dedim yani. Şu dördü de zıtlar yok mu? Var. Zihayatın içinde şeytan da var. Şeytan zihayat değil midir? Evet. Var. Şeytanlık da yok mu bizde? Var. Şuur zaten zıtların cemidir. Tamam niye zıtla bunu birleştirdiniz? Yani illa orayı mahkum bırakıyorsunuz. Yok şimdi serbest bölgeyi bulacağız. Tamam serbest bölgenin bir tek özelliği mi var abi? Yok. Genel. Genel. O zaman ben de diyorum ki şunların tazamun edecek bir isim. Evet, evet, evet. Ama onların sureti... Ama bunun menfi ve
şey ifrat ve tefritleri serbest bölge olacak. Serbest bölge niçindir? Ben soru olarak soruyorum. Bir iddia anlamında değil de abi. Şimdi hani sureti kanuniyeti, hakikati mahiyeti diyoruz. Şimdi geriden toplayalım. Mahiyeti, hakikati, kanuniyeti, sureti. Biraz gidelim istersen oraya bıraktım. Aslında o zaman orası da... Ben de son bir şey söylemek istiyorum. Ya inşallah. Senin şimdi... gibi. Aslında ben şunu demek istiyorum. Niye bakayım? Sen ne diyorsun diyor bir de. Ben abi ben şunu diyecektim. Dimağla kalbin serbest bölgelerinin ayrımıyla alakalı bir şeyim var ya. Şimdi abi kalp sistem. Kalp sistemi... sadırda alemi şehadet olarak vücudu harici giydiriliyor. Evet. Şimdi sadırda vücudu harici gidiliyor. Şimdi kalpte normalde vücudu harici yok. İnsanda bende vücudu harici yok ki. Burada vücudu haricisi var. Şimdi bu vücudu hariciye çıkarıldığında bende kalp sistemi ve o da zaten ruh kalp sistemi gibi yapılanma varken ben alemi şehadette çıkmışken yani bu sadırdaki o sistem gerçeğe çıkarıldığında eyleme çıkarılma, vücudu hariciye çıkarıldığında yani. Ben burada bir iletişim yapacağım. Burada bir etkileşim olacak, alışverişim olacak yani. Ben bunu neyle yapacağım dediğimde, işte orada kalbin, neydi? Şey, dimağla... Unutuluyor. Ben de tabloya çıktım. Dimağla vicdan. Neydi ya? Unuttum şimdi. Şey serbest söyleme, bir vicdan bir isim miydi? Yok ya fikir şey dimağdır, şeyi histir diyor, vicdandır. Ha dimağ serbest bölgesi fikir, vicdanın ikisi his. Yok yok onu neyse abi şey mazhar-ı hissiyatı, vicdan, makes efkarı dimağdır. İşte ben vücudu hariciye çıkmış bir sistemde, bende bulunan o sistemler tamam bende var işte serbest bölge, kalpte, dimağ şeydir, sadırdır, şudur budur diyorum da burada biz vücudu hariciye çıkmış bir sistemle iletişime geçiyoruz. Abi. İşte bu dima ve vicdan oluyor. Yani dimadaki serbest bölge. Vicdandaki Ustak, serbest bölge. Ve kalptekinin farkı nedir dendiğinde biz vücudu haricidekilerle etkileşimimiz, alışverişimiz dima ve vicdanla olurken onlar arkada kalpte yapılanmalara sebep oluyor. Yani bu yüzden mesela kalpteki ve şey dimağdaki serbest bölgenin farkı, sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti dendiğinde ben bunlar az önce konuşurken böyle bir istifadem oldu. Birisinde yani vücudu haricideki alemi şehadetle etkileşim diye bir şey var. Bir de kalpteki zıtların birbiriyle olan mücadelesi var. O vücudu harici değil, vücudu harici burası. Burada elimi sokarsam yanarım ben. Ama benim kalbimde olan şey ise yine buradaki benim, hatta siz az önce dediniz ya Allah seni kabul etmedi huzuruna. Doğru ama onun bir de bu vücudu haricindeki sistemde bir karşılığı var. İkisi hatta şöyle bir şey bu takviye göre doğrudur yanlıştır. Cebriye diyor ki banttan yayın. Mutezile diyor ki canlı yayın yok, yayın yok. Ehl-i Sünnet diyor ki canlı yayın diyor. Canlı yayın ne yapar? Orada oynar. Burada da onun işlemleri yapılır. Cemre diyor ki burada oynamıyor diyor. Banttan yayın var diyor. O yüzden diyor hiçbir şey bilmem ne olmaz diyor. Ne diyorsa işte. Mutezile de diyor ki kamerama hiç canlı yayın yok diyor. Sen neysen odur diyor. Bu şeyden bakıldığında. Böyle bir... Hasan abi. Netice sonuç ben şimdi işte yani, abi dimağdaki serbest bölgeyle dimağdaki serbest bölge zişur diye Dal kardeş bak şimdi bir kere şu aynen sistemin çalışabilmesi için en önemlisi şuraya ne yazdığınız çok önemli. Bak serbest bölge yazdım. Bu serbest bölgenin de bu dört tane maddesini yazarken hepsi birbirinin aynı cinsinden olmak zorunda. Yani tahayyül, tasavvur, his, sadır bunlar hepsi birbirine örtüşüyor. Buraya öyle bir şey yazmalısınız ki bunların cinsinden olması lazım. Evet. Peki bunların ortak tarafı nedir? Hepsinin bir ortak tarafı var kardeşler. Evet. Teklif sunuluyor. Evet. Teklif. Bunlara teklif yapabilir misiniz? Ziyaret, kanunen bir vücudu harici. Yapamaz. O zaman teklif olması lazım. Harika. Soru sor. Tamam mı kardeşim? O da şuurdur.
Soruya verilen cevap. Evet, bütünlük bunlar. Veya yani. Red. Evet, evet veya hayır. Hayır. Evet. Diyebilecek tek taraf vardır. Bunların dördünün bütünlüğü bu. Evet. Tamam. Hayat. Serbest bölgeye teklif yapılmıyor ki. Serbest bölge bizim her şey var. Teklifin zemini olan yer. Yok, tamam, bunların cinsinden bak. Hepsi aynı cinsinden. Tamam, cins aynı olacak. Doğru yani, söylüyorsun. O cinsten aynı. Ama ortak bir şeyleri yani, var bunların. Serbest bölgenin ana konusu teklif değil. Bak, bak teklif, ilk teklif oraya. İşte ilk teklif oraya yapılıyor. Bak, teklifin cevlevan ettiği zemin olduğu tamam. yer orası. Tamam, ilk teklif ama oraya yapılıyor. Zanlar, akıl serbest bölgeden alıyor ya. Hepsi orada i̇şte, o ilk zemin oluyor bak. Akıla yapılıyor ayrıyla, o zemini kullanıyor tabii ayrı. Tabii onu kullanıyor tabii, başka olmuyor ki. Tahayyül ve tasavvuru çalışmayan bir insana teklif edilir mi? Olmaz. Yani ben tekliften daha çok şunu anlıyorum. Teklif, serbest bölgenin ana teması teklif değil de, benim... Bulunabilme, zıtların bulunabilme. Yani zıtların bulunup benim cevelan edeceğim, açılabileceğim, yani artıya eksi nihayetsize beni götürecek... Hepsini cem edecek ve bütün ailesi... Kısaca şöyle olur mu? Yapım. Otur seninle değil. Bu zihayat demek sıtlar ama bu maddesidir. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Melek, şeytan, domuz, yılan, akrep, taş, toprağı neyle yarattı? Burada bir şey yok, serbest değil. Burada yaratma malzemesidir. Bunu bundan dolayı bunu siliyor. Çünkü niye? Yani serbest değil. Yaratma malzemesi. Evet abi, tebrik ediyorum. Bu da sistem zaten birbirinin üzerine yazılım olabilmesi için karanlık. Karanlık diye benim için aydınlık, aydınlık birbirine. Yani burada mesuliyet yok. Sistem bu. Bu da kudret taluk ediyor. İlim, irade, emir. Taluk ettiği için böyle bir serbest diyemezsin. Çünkü mahluktur artık. Mahluk ise vücud harici hayli mutlaktır. Tamam. Bir bu kalıyor. Evet. Tamam. İşte Davut geçen haftaki... Çünkü niye kalıyor? Şuurun adı, bu çok önemli. Şuursuzluğu tazamun ediyor. Hidayet, dalaleti tazamun ediyor. İman, küfrü tazamun ediyor. Bak, iman, küfrü tazamun ediyor. Hidayet, dalaleti tazamun ediyor. Dalalete rağmen hidayet. Şuursuzluğa rağmen şuur. Evet. Namazsızlığa rağmen namaz. En şey bu gözüküyor. Evet. Evet, evet. Aynen. Hasan abi, burada alim bırakalım. Şehadetin mahiyeti vücuda harici olur. Mehmet abi çok güzel bir şey söyledi. Biz orada serbest bölgenin yazdığımız için o zaman zihşur olur. Eğer orada alim-i şehadet yazsaydı o zaman vücuda harici dememiz gerekirdi. Ha, alim-i şehadet. Yazdığınız çok önemli. Yani. Ha, alim-i şehadet deseydik serbest bölge vücuda harici olacaktı. Evet. Serbest bölge dendiği için bu oluyor. Evet. Harika. Evet. Bu cümle çok önemli. Bir daha buraya alim şehadet yazsaydık buraya şuur değil vücud harici konacaktı. Niye? Alim şehadetin sureti mahiyeti hakikati. Evet. Evet. Herhalde. Evet. O zaman bu olurdu. O zaman hepsinin hulasası budur. Yani her şeye rağmen bu. Yani vücutlara, yazılımlara ve mahlukata, şu anda mesela meyhane var, cami var, serbest hariç. Ama serbest yani. Burası. Serbest kimdir? Mekanın serbestliği değil bu. Bu mekanın serbestliği. Cami var dünyada, meyhane var, dershane var ve vesaire var. Namazlar var, namaz. Yani mekanın serbestliği. Ama onun sahibi, serbest bölgedeki her şeye rağmen buyum diye. Bu kadar olur. Hasan abi bir şeyin altını çizmek istiyorum. Evet, burada bırakıyoruz, geçiyoruz konuya. Soru neyse, cevaplar da o cinsten olması lazım demekle bizi çok aydınlattı. Evet. Kim dedi hanım? İsim verme dedi. Tamam, anladım. Soru hangi cinstense evet cevap o cinstendir. Lübe giriyoruz. Bir şey de ben tekrar söylemek söyleme. Söyleme. Son. Çok güzel. Altta yok galiba. Neyi biliyor musunuz sen abi? Şimdi biz hiç bunları bilmezken dimağın ilk derslerinde acayip lezzet almıyor muyduk Hasan abi? Çok şükür. Değil mi elhamdülillah? Şimdi o zaman orada bir yanlış yoktu. Sadece oradayken burada böyle, yani aslında birinin birinden farkı yok Hasan abi. Orada bir yanlışımız yoktu. Çok şükür. Yok, yanlış şey demedik ki. Zaten yanlış hayır şöyle.
Hiç yanlış değil. Yani nokta diye bitirmedik hiçbir dersi. Evet. Çünkü üst boyutlar olunca üst boyuttan bakacağız. Dima nedir? Evet. Mesela vicdana geçince vicdanla akıl, kalbe geçince kalple vicdan, ruha geçeceğiz, kalbi de bitirmeyeceğiz. 2-3 ders bırakacağız. Vicdan boyutunda başka bir boyut Allah verecek mi diye. Şu anda kalp boyutunda, vicdan boyutunda Allah vermedi, nasip olmadı. Vicdan boyutunu işlerken ama 2-3 dersi bıraktık. Nokta diye bir ders bitirmedik vicdan. O vicdanın serbest bölgesini vicdanda Allah vermedi. Demek ki burada hikmeti varmış. Serbest bölgeyi burada, o kabri, şimdi sureten hakikaten kabre girdim, baktım ki zıtları, mutezelsiz kalp, şeytan var, baktım ki serbest bölge, şeytan var ve ses yapıyor. Bende yeis oluyor. Şeytan benim dışımda. Yeis atıyor. Bende ne gözüküyor? Vesvese. Vesvese yani yeis. Melek ümit atıyor. Yani ilham ediyor. Melek ilham ediyor. Bendeki adı ümit. Şeytan vesvese atıyor. Bendeki adı yeis. Ulan bu nerede? Kainat niye biz yakıştıramıyoruz şeytanı kalbin içine? Onu yapamıyorduk. Çünkü meğer kalbi kalp sistemiyle karıştırdığımız için. Kalp ile kalp sistemini karıştırdığımızdan. Hatırlıyor musunuz abi o vesvese haritası çıkartmıştık o dersler yapıldığında. Ümmi şeytaniyi böyle içine koyar gibi olduk. Koymadık hatırlıyor musunuz? Evet. İçine aldık dediniz olmaz içinde olamaz dedik. Bu sefer böyle bitişine koydunuz hatırlıyor musunuz? Aslında tevafuk ediyor. Sadr yani aslında evet. Şeyinde yani. Evet. Yani sardı. Şimdilik aklımız olsa çok iyi hatırlıyorum. Ha, bir içine aldınız. Yok çıkarttım. Olmaz dediniz. Olamaz dediniz. Dışına attınız ama dediniz bitişik. Çünkü hemen yani. Kabuk yani. Kabuk. Kabuk bitişik. Çünkü şey o da ilham ha. Değil mi bak yani? O da ilham. Onu hatırlıyorsunuz değil mi? Çok iyi hatırlıyorum. Hatta gri bir renkte şu anda bitişik. Aha. Bir öyle yaptınız yok yok olmaz dediniz. Bir içine dedik sonra yok yok olmaz dediniz. Olamaz dediniz. Abi şeyde. Çıkarttınız bitişik dediniz. Kalp sistemiyle kalbi bilemediğimiz için. Ondan sonra meğer sağdaymış ve doğru. Bitişik yaptık. Sonra Hasan abi şeydi. Şet atıyor diyor bak ya. Çünkü dışarıdan atılan bir şeydi. Oradan çıkmıştı olay. Evet. Ama o sistem nasıl yapıldı? Bunlar konuşulmadan nasıl yazıldı? Çok tuhaf. Vallahi anlayamıyorum şimdi. Yemin ediyorum 3 gün oruçluktan lazım. Anlayamıyorum. Nasıl yapılmış onlar? 51'i de çeker misin? 51'i de çek. Hasan abi şimdi geçen telefon olay yok mu? Geçen haftaki cumartesi dersinde imandan bahsedilirken umum kainatın şehadetini istinaden kalben tasdik etmek diye kayıt okumuştunuz hatırlıyorsunuz. Emir Dağ 1'den sayfa 203'te umum kainatın şehadetini istinaden kalben tasdik etmek. Tamam. Hatırladınız mı? Hatırladım. Şimdi biz dediniz ya lübbe geçeceğiz. Lübse vahdet olan kainat diye bir tatbik yaptığımız için aslında şu anda biz vahdet olan kainatı kalp sisteminde inceleme geçmiş olduk. Harika işte bu. Vahdet olan yani zıtların birbirini ortadan kaldırmadığı sır, sırlar aleminden konuşuyoruz. Yani zıtların bir arada bulunabilme sistemi, vahdet. Onun adı bizdeki adı ne? Sır. Sır. Yani vahdet zaten var. İnsandaki adı sır-ı vahdet. Onda kalpteki hakikati nedir? Lüb. Bu derste olursa bizdeki sırrı vahdet uyanacak. Evet. Sır nerede diyordunuz? Sır vardı. Kalpte de sır vardı. Ha. Kendinde olacak ya. Vay Osman, harikasın. İyi hatırlattın. Kalpteki sır. Oo. O kalp haritasının içinde vardı onlar. Evet. Ne oldu? Bir mutfağa gittik geldik neler değişti? Ne çıktı şöyle yapalım. Peki. Osman abi, sadrının içinde lümme-i şeytanın özel bir bölgesi, yeri, bir makam mı, bir kısmı var mı yoksa sadrının tümü mü? Yani sadrının mahiyeti ona müsait yani. Onun içinde barındırabilecek yani program gibi düşün. O tamam bunu koy. Sıra eklersin abim. Kalpteki sırrın yeri lüpte. Kalbe koysa bu. Tevhitte kalpte mi var? Özel bir yer alsak. Ama şey, bir yapalım, konuşalım ki ne ezber olmasın bak.
Sır neydi? Zıtların... Abi Kur'an'da var Fuat bir kere. Zıtların... Nasıl olmaz? Zıtların aynı şekilde bulunabilmesidir. Sır. Bir tane var. O da sır. Hasan abi bu arada Kur'an'da Fuat var. Öyle mi? Kur'an'da olduğu için risalede vardır abi. Sen ayeti zaten şey yapıp okuyun. Şeyde işte Necm suresinde şeye giderken miracı anlatırken diyor ki onun Fuat'ı diyor yalanlamadı. Merkede bel Fuat'ı mera'a. Gördüğünü Fuat'ı yalanlamadı. Evet. O kalpteki işte Fuat ilimsiz değil. Asar dediği ki bir tane bence o var abi. Kur'an'da varsa risalede olmaz mı? Olabilir. Ustad o sadr şey Fuat'ı kullanıyor şeyde. Fuad'ın içerisi nedir? Viyayı kalp, beytül in, sıttül in. Yani bunlar hepsini ustad eylemsel haliyle kalpte anlatıyor. Sistemi kalpte değil. Yok bunun dememin nedeni şuydu. Sırrın yeri. Şimdi lüp vahdet olan kainatsa sır intikal anlamında olduğu için biraz daha geride olabilir. Çünkü o onu ihata etmesi lazım. Ya sır ihata etmesi gerekiyor. Nerede olması lazım? O zaman kalpte olmaz. Kalpte gibi biraz. Kalpte Fuat'ta mı acaba dedim. O yüzden dedim. Çünkü Fuat'ın gördüğünü yalanlamadı diye ayet diyor ya. He. O noktadan dedim. Zıtlar da var diyorsun. Tabii yani vahdette çünkü vardır yani. Harareti de vardır, burudeti de vardır. Fuat'ta bunlar birbirine arasında sistemde. O zaman değişir dönüşür. Ama eylem... İhata ettiğinde biraz daha geride kuşatıcı bir yerde olması lazım. Ya kalpte, kalptedir denip kalpte ise yani Fuat'ı biz şey yapıyoruz da... Kalple Fuat'ı aynı kefeye koyduk. Evet yani. Acaba Fuat'ta mı oynayacağız? Hayır, sıkıntı? Fuat kalbin içerisindeki işletim sistemi idi ya. Ama şey dedik ya, o zaman işte sistemi hakikatine Fuat dedik. Evet, yani evet. Kalbin kalbe sistemi. Olan, evet. Kalp olan kısmı tevafuk ediyor şu an. Oraya tevafuk ediyor zaten. O zaman sır lüpte değil de sanki onu ihata edecek bir makam olan... He. Kalp tarafında olmuş gibi oluyor sanki. Tamam. Çünkü lüp kendisi çünkü. Vahdet olan kainat çekirdek ihata ediyor. O zaman şuraya onun içinde olursa onu göremez çünkü. Peki, üstü olmasın. Şey de diyebilirim. Az önceki sizin koyduğunuz boyut gibi. İki boyutlu, ikinci boyutlu. Hasan abi, iman bir sır mıdır? Sır sahibidir çünkü küfrü de var. İman neredeyse o da oradadır. İman kalptedir. Sari. Yani öyle ilişki kuralım. Evet. Tamam zaten yani. Birkaç tane şeyle toparlarsak evet. Mahalli iman. Sistemi kalp değil. Kalp. Evet. Kalpti ya. Evet. O zaman iman da... Yani biz lüpten bir ileri yaptırdık. Evet. Evet. Buna da çekirdeği kalp desek Hasan abi de şaşırmasak bundan sonra. Öyle demeyelim. Olmaz. Biri kalp sistemi. Birisi sistemi kalp dedi. Kalp diyor ya burada. Şimdi evet, daha önce kalp dedi, diğeri kalp sistemini kastetmiyor. O zaman çekirdeği kalp. Çekirdeği kalp demek lazım ki. Karıştırmayalım aslında. Kalp çekirdeği kalp. Onlar var mı ya? Bu da işte algın içine. Lüp demediğin zaman zaten çekirdek demiş oluyorsun. Şu bizim sistemimiz sende var ya. Çünkü yataydı. Lübün arkasındadır çekirdek kalp. Evet. Çekirdek kalp. Böyle. Evet, evet. Tamam. Çekirdek kalp. Kalp dediğin ne demek lan? Kalp sistemin içindeki kalp. Bir şey karıştırma Mehmet abi. Hayret bir şey. Sus ya. Karıştırmamak için dedi. Sistemi kalp dedik ama daha önce çok konuştuk kalp. Karıştırırız diye. Bu çünkü ciddi bir tanımdır. Hususi olsun diye. Sistemi kalbin içindeki kalp. O zaman öyle kalp genel anlaşılıyor. O zaman kalbin içerisindeki çekirdeği kalp. Yani bu Mehmet abi olmuş. Sır latifesi. Sır latifesi. Burada mıdır diyeceğiz latife olarak? Latife hakikati burada. Ha hakikati burada diyeceğiz. Hakikati mahiyeti değil. O zaman ruhta mı diyeceğiz? Hakikati mahiyeti ruhta zaten. Yani ruhta da karşılığı. Latife evet. Ama ayrı mı diyeceğiz? O zaman sır hem dimağda var, hem vicdanda var, hem kalpte var. Öyle mi diyeceğiz? O zaman öyle gidiyor. Var tabii. Yok ki var. His yok mu? Zaten ustad diyor ki, bu latife, hislere vesaireyi üst boyuttan baktığı zaman latifesi diyor. Latifeler diyor. Yani nuraniyet tarafı. O hakikati. Dimağda bir sırrı nerede? Hakikatıdır diye. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey sanki olmadı ya. Yani ben herhalde anlamadım onu yani. Evet. Şimdi benim alemimde Hasan abi sırrın sureti serbest bölgeyle başlıyordu. Dimağda serbest bölge. Ben oraya sır diyordum Hasan abi.
çünkü sırrın sureti. Sırrın sureti idi. Her şeyin sureti orada çıkıyor. Evet. Evet. Sırrın sureti dimağda serbest bölge. Evet. Sureti. Ama Hasan abi mesela burada ruhun serbest bölgesine zihin şuur dediysek eğer, o zaman sır da orada olmak zorunda değil mi? Mesela yani ruhun da sırrı mesela değil mi? Ruhun sırrı da zihin şuurla mı oluyor? Evet, evet. Çok isabet oldu. Yani ruhu da ispat etti şimdi bu. Değil mi abi? Çünkü ne için biliyor musun? Şuur zıtların cemidir ya. Rağmen bu. Dalalete rağmen hidayet, küfre rağmen iman, cehalete rağmen şuur. Zıtlara rağmen cem. Cem hali. Cem hali. Nedir o şuur? Yani vahdetin sahibindeki farkındalık. Vahdet sistemi birliği, onun sahibi tevhid. Onun farkındalığı bende adı şuur. Şuur. Bunu yazabiliriz. Bak. Sistemi birliği, vahdet. O sistemin sahibi tevhid, iman. Ama sır iman nedir mesela? Onun insandaki farkı. İmanı var ama farkında değil. Rahmet olacak. Hasan abi, evet. Ölüm var, kalım var. Şu yazdıklarının altında bir tane mesele de gafurdan geldi deseler de. Torunlarımız, morunlarımız biraz gurur duysunlar. Hep Hasan abi diyorlar. Şeyde, bir evde yaramaz çocuk olunca bir şerde duruyor ya. Millet öyle diyormuş ha. Malatya'da öyle dediler. Abi dedi, bizim evdeki dedi, o çocuk yoksa yatıyorsa sanki mezarlık gibidir diyor. Onu öyle dedi. Ya çocuk yoksa, çocuk nerede diye herkes onu fark ederdi. Ona sizin dedi, o dima grubunun yaramaz çocuğu Gafur abi dedi. Serbest bölgenin bütünlüğüne... Sistem. Ya sistemin bütünlüğüne... Hasan vahdet. Bana diyor yaz, ben ona diyorum yaz. Vahdetin arkasındaki... Yansıtıyoruz. Vahdetin. Yavrum haftaya burada mısın? Ben mi? Kasım. Pazar günü, pazartesi gidiyorum. Pazar günü burada. Peki. Zaten ben bir oraya kalacağım ha. Oraya bir böyle kendi beni bırakacaksın. Nereye abi? O senin oraya. Oraya o dalgalarla bir şey tespit tamam. Etmeye çalışacağım. Tamam inşallah abi. Tamam. Ne zaman istersen. Ha. Volta böyle bir şey gördüm. Ne zaman istersen. Onu beceremiyorum. Herhalde orada beceririm. İnşallah abi. Böyle gidip bir şeyin peşindeyim. Tamam inşallah. Çok acayip yani. Tamam inşallah. O kalp şeye çalışırken. Tamam. Ama beceremedim. Tamam. Fakat çok acayip acayip şeyler oluyor bu kalp sistemine tamam. Döndüğüm. Var inşallah. Yani bir tuhaflık oluyor yani. Abi tek inayet, inayet. İnayet. Tamam. Tamamen inayet. Evet, inşallah. Bak hep beraber öğrenmiyor muyuz? Evet, hep beraber öğreniyoruz. Talebeyiz çünkü. Bak. Vahdetin arkasındaki zatın birliği. İnşallah bu lügatı çıktığı zaman bizim Müslümanlarımıza, benim Müslümanıma ve bizim kardeşlere en büyük gelecekteki nesil atiye iyiliğimiz bu olacak. Bu şeyin Risale'nin enfusi lügatı böyle bir lügatta nerede bulacaksın böyle bir şey olur mu? Nerede bulacaksın? Ama uğraşmasın. Herkesin zamanı olmaz. Nasibi de olmaz. Ölüp gider bulamaz. Bizim kafamıza basacak bu kardeşlerin kafamıza basacaklar, çıkacaklar gelecek nesil. Yukarıya çıkacaklar daha yukarıya. Buna uğraşmayacaklar. Buna ne? Tevhid. Aslında bunlar malzeme, o manaları yakalamak için basabileceğim şeyler, evet. Zeminler bunlar. İslam'da cari olan, kanun müceddidlikte olan, müceddidlik olan Risale-i Nur'da da caridir. İslam'daki 72 fırka, Nurculuk'ta da öyledir. İslam'daki Vehhabi, Şia, Cebriye, Nurculuk'ta da vardır. Nurcuların Cebriyesi var, Nurcuların Şiası var, Nurcuların Mutezilesi var, Nurcuların Ehl-i Sünneti var. Nurculuk kabuk değiştiriyor. Farkında mısınız? Geniş bir resim çektireyim size. Tarikatta lider kimse yok. Şahıs yok, bitti. Mahmud Efendi Tarif Cemaatinde bir lider yok. Menzilde lider yok. Nurculuk'ta da varisler yok, hiç kimse yok. Risale doğrudan doğruya Risale-i Nur sahada aktif. Bu da ülfet sarmalamış enfusi derslerle kabuk değiştiriyor. Bu enfusi şeylerle alemlerimize bu dersler diyoruz ya bunun hazmetmek. Alemimize taşınırsa bu
bu dersler alemimize bir vesileyle taşı her tarafta mantar gibi patlayacak. Her yerde. Kimisi muhakebattan, kimisi enfusi, kimisi şualar, kimisi hastalıklar, Risale-i Nur şey yapıyor değil mi Murat Hoca? Tın tın. Bu sefer kabuk değil, anlar ayakta olacak. Abi şöyle bir söz söyledi, hoşuma gitmişti. Risale-i Nur diyor, nurcuların ellerinden kurtulacak diyor. Yani herkese yayılacak. Doğru söyledi. Enteresan. Hakikaten. Evet. Hamit mi kardeş mi söyledi? Hamit kardeş. İyi demiş. Niye saklıyorsun ki? O eskidendi. Beni daha söylüyor. Abi mahkemacı kardeşimiz. Yani, gurur duyuyoruz. Devletin diyor şey yapacak, bunu tamim edecek. Evet, yani, devamlı Rüştü abinin dediği bir şeydir o. Kurucuların ellerinden kurtulacak. Hatta Rüştü abi daha ilerisini söyledi de ilginizi çekmiş miydi bilmiyorum. Hep söylerdi. Neydi abi? Sümbül Efendi'nin şey, tövbe, 1985'te Fındıkzade'deyken iki kişi geldi. Ondan sonra Rüştü abi bu sistemle şey yapıyorsun, dar daire, geniş daire şey yaparak insanları darlaştırıyorsun. Risale-i Nur'un işte şöyle olması lazım, böyle yapmak lazım, işte şunu kurmak lazım, şöyle yapmak lazım falan. Dedi ki Rüştü abi bunlar lazım dedi, kardeş dedi, emsaldi. Ötekisi de evet abi dedi bir tanesine. Rüştü abi de ne yaşlıydı, Irak'tan gelmişti. Evet dedi, lazım ama dedi ağaca ne yaparsanız yapın ama kökteki çekirdeğe dokunmayın. Çünkü bir fırtına gelirse dalı budağı kırar. Ama kök sallam olursa önemli değil. Ama sen oradan aşıladın ağaca ama kökü aşılama. Ağacı aşıla dedi. Bu sistemi kaybedersen bu ağaç bir rüzgar gelir ağacı koparsa çekirdek de kaybolur. Çekirdek rüzgarla yok olmaz. Başka zemine gider de. Onun için bu nurculuğun da bir şeyi var, cemaati veya bir meşrebi var. O da çekirdektir. O da dar daire, enfusi de. Enfusi daire dar dairedir dedi. Ki baktım ısrar ettiler. Ben de servis yapıyorum. Ona ne dedi biliyor musun? Dinle dediğine baktık anlamıyor ve anlamaya niyeti yok. Dedi ki sizin anladığınız nurculuğu inkar ederek nurcu kalabiliyor. Sizin anladığınız nurculuğu inkar ederek nurcu kalabiliyor. Çok sağlam bir... Evet. Aynı duydum. O nurculuğu ben inkar ediyorum nurcu olmak için. Dalı budarda lazım, çekirdeği yok etmeyin. Yok artık o dönem bitti dedi. Artık dershaneciliği bitecek. Yani geniş yurtlar açılacak. Üniversiteler vesaire parlak şeyleri. Olsun. Yok demiyor ama bu kalmak şartıyla buna hücum etmeyin. Ve onlardan olan işte o şu anda cemaatinde vakıflığı öldürdü. Vakıflık yok orada. Parayla çalışıyorlar. Peki bunu söylediği adam idrak edebildi mi Rüştü abinin söylediğini? Yok. İdrak edemedi. Etseydi kavga olurdu tabii zannediyorum. Yani şöyle baktı anlaşılan dedi seninle anlaşamayacağız dedi. Rüştü dedi. Ondan sonra hiçbir şey demedi. Kalktı gittiler. Çayı da öyle bıraktı. Sizin anladığınız aynı. Yani yanlış yapmamak için aileden geçiyorum. Sizin anladığınız nurculuğu inkar ederek nurcu kalabiliyorum. Böyle demişti. Çok tuhaf adamdı. Çok şükür Allah bize nasip etti onun yanında da böyle şeyler oldu. Şimdi bir dakika. Bu ne demiştik? Sistemin bütünlüğüne vahdet. Bu vahdetin arkasındaki zatın birliğine tevhid. Bu tevhidin farkındalığına kişideki farkındalığına farkındalığına şuur. Sırrı tevhid. Şuura giden yol. Sırrı tevhid. Vahdetten tevhide giden yolda sırrı vahdet mi diyeceğiz abi? Tevhid. Şöyle diyeyim. Sırrı tevhid bence daha yukarıya şamil olması lazım. Bence o ikilemini kaldırma gibi. Evet. Şimdi zaten bak, mesela ikinci vahdet, şuada falan sırrı tevhidi anlatıyor. Vahdet şey sistemi var. Görüyorsun ya şimdi. Sistemi tamam. Görüyorsun. Tamam. Sistemin birliği. Onun sendeki karşılığı sırrı vahdet ve o şu onun sonucu tevhid.
Ama sırrı tevhidde ben o ikilemi, yani orayı da çözüyorsun gibi. Böyle koydum, sırrı tevhid olan şuur. Şuur zıtlar cem ediyor. Şuur çok tuhaftır. O zaman... Bak, dalalete rağmen hidayet, küfre rağmen iman, şirke rağmen itikat. Aynı, şuur bu işte abi. Abi o zaman tevhide de sırrı vahdet olan tevhid mi diyeceğiz? Hangisine? Tevhide. Sırrı vahdet olan tevhid. Sırrı vahdet. Olan tevhid. Aşağıda yazdığınız gibi sırrı evet. Tevhid olan şuur dediniz ya. Evet. Yani tevhidin sırrına varan da şuur oluyor. O zaman o denilir. O zaman şöyle olur. Orada parantez açı burada. Yok yok tevhid. Sırrı vahdet olan tevhid mi? Evet yani, aynı koyayım ya. Çalış. Sırrı. Zaten şey yapıyor yani. Tevhid zaten olarak sırrı vahdetle mi bu sırrı vahdet olan mı? Cem ya. Sırrı vahdet olan tevhid. Risalede tevhid diyor. Vahdetin arkasındaki tevhid diyor. Öyle diyor. Onun bir ara bir şekil yapmıştık hatırlarsınız. Evet. Ustadın sarihi şöyle. Vahdet arkasındaki tevhid. O da bu işte yani. Bu mahkum evet. Çıkmaz mı yana doğru? Bu işte. Tamam. Şunu siyah koyayım şurayı. Elmayı silin mi abi? Yok, dursun. Abi. Diyor ki abi, hatta bütün kemaller insanı diyemez. Beşerin bütün ulvi vardı. Bir elma sorun. Ve sırrı vahdetle vücut bulundu. İsmini yazıyor mu abi buraya? Sırrı vahdet. Kemalat insani şey yapınca tevhidle bağlıdır. Beşerin bütün maksatı... Ya ne nimet ya Rabbi bunlar. Elhamdülillah. İnsan olmak için... Allah'ın özel ikramı. Özel insanlarına. Abi evet. Allah sizden razı olsun. Hepinizden. Neyse kemalat oluyor. Bugün zaten çok ilgimi çeken bir şey şu oldu. İnsandaki sistemden şuur bahsediyor. Konusunda zıtlara rağmen farkındalık var. Çok işte bu ya. Çok harika evet. Ona rağmen bu. Doğru. Ama o yok. O yok değil. Duruyor. Zaten olduğu için kıymetli. Küfre rağmen iman, şirke rağmen itikat, dalalete rağmen hidayet. Şuur. Şuur. Müthiş bir kavram. Osman yazdı. Osman onu yazacak da. Küfre rağmen iman, şirke rağmen itikat, dalalete rağmen hidayet. Çin cemine şuur. Müthiş ya. Ben de diyormuşum Hasan abi yazsanız. Yazayım mı? Şey ona döndü siz bana. Ya kıymet, yani oraya yazınca sanki böyle şeyimize giriyor, alemimize giriyor, uçuyormuş gibi hissediyor. Aynen. Değil mi? Gerçekten, hakikaten öyle. Yani oraya konuşuldukça gidiyor ama orada gördüğümüz zaman tabii, oradan işleniyor. Tabii. Ya Hasan abi, biz yazıyor, biz yazmıyoruz. Şimdi abi, his ve şuurdan akıl süzülmüyor mu abi? Evet. Şuur bu kadar böyle yüksek bir mahiyeti varsa akılı burada nereye koyacağız acaba? Olmuyor, kapkan oluyor zaten. Yan yana gitti. Ne yapacağım? Çünkü hisse şuurdan akıl süzülüyor. O birinci şuur o zaman. He, birinci şuur o zaman o. İkinci şuur. Tamam, bu ise ikinci şuur. Evet, şu anda konuştuğumuz birinci şuur. Tamam. Birinci şuur o zaman o olmuş oluyor. Tamam. Rastgele gidiyorum diyebilir miyim? Aşağı doğru gidiyor. Zıtlara rağmen, zıtlığına rağmen. Gerçekten. Fiş ya. Bunu çok kullanırız. Sana ne de kasar? Sana abi. Afrika'daki çocuklara var ya. Yine bağırtlayacak. Şifre. Sana abi bizim. Aynen de insanlarsın. Karnımın ilgili olursan bu vakit. Öyle keyifli oluyor ki abi. Evet. O kadar öyle keyif alırım ki. Ben onu alemin semaya, hava alemine yayıldığı için dua oluyor semadan. Elhamdülillah. Acayip. Dersen bu sırrı tevhid. Cenab-ı Hakk'a sen arasında bir birliği kursan. Tevhidin sırrı evet. Kainatta... Tamam abiler bak. Cenab-ı Hakk'la ilişkisini kurduğunda tevhid oluyor bu. Demiştik ama biraz. O yüzden sen... Abi, sırrı tevhid olunca... Cenab-ı Hakk'ı sokmak lazım. Zat giriyor işin içine. Zat giriyor. Sırrı tevhidde zat giriyor. Ben mesela... Ben de ondaki ben mevzusuna geçiyorum. Çünkü tevhid... Aynen. Sır olunca oraya kesinlikle. Lazım. Ben şöyle anlamıştım Hasan abi. Ha abi. Yani... Sır kelimesi, mesela tek başına tevhid veya vahdet dediğin zaman
ondaki ben, bendeki onun sır hamur, sır girince ondaki ben işin içine giriyor. Sır kelimesi bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz ne oldu. Ben bilmiyorum. Evet. Oradaki ben mahiyetten geliyor yani kaynağı. Evet. Evet, şimdi 51. Sayfa gönderdik. Derse yeni başlıyoruz. Yeni başlıyoruz tabii. Mesela 60 değil mi? 60 küsur değil mi? O öteki şeyi ikincisini onu okuyacağız. O zaman tamam. 67'yi okuyalım sonra isterseniz bu alimlerin ikisini bitireyim lüp hakkında. Sonra külliyattaki ben lüpü anlatacağım. Külliyatta geçsin abi. Alimlerin düz okuyayım. Şu kadar ya. Şu kadar. Aa bak şu. Ha bu. Yani o olmasın da kenarda kalmasın. Sonra acaba öyle miydi demeyin. 51'i açtınız mı? Nereye attın Davut şey? Hepsini açtım. Hepsini. Evet. 51'i de attım. Lüp, Fuat'ın içindedir. O var ya, bu şeyim benim değil. O alimlerin lüp hakkında söylediklerinin hepsini konuştuk. Ya hadi bir derste hulasa edeyim dedim. O hulasanın hulasası. Budur alimlerin. Sonra biz Risale-i Nur'dan gözüyle lübü okuyacağım sonra. Şimdi o alimlerinden aldığım hulasa lüb hakkındakini yaptık. Ama o hulasanın hulasası bu alimlerin. Onu okuyorum. Lüb demek Fuad'ın içindedir. Gözde görme ışığının durumu gibidir. Gözde görme ışığının durumu gibidir. Vahdet ve nurun yeridir. Lüb. Burada da öyle demişler Şeyh Osman. Vahdet ve nurun yeridir. Lüb. Hakkı müşahede yeridir. Görmedir yani. Görme burada oluyormuş. Rüyet. Yani sadda değil. Dikkat ederseniz Fuad'ın içindedir. Virgül ne diyor biliyor musun? Gözde görme neyse o siyahdan sonra beyaz iki zıt ya, sonra görme hakikati oluyor arkada. Yani Süveyda'yı kalp değil. Süveyda değil. Siyah ile beyazın olmasıyla gözü göze diyor ya. O zaman görme tahakkuk ediyor ya. O görmenin kendisi ne siyah ne beyaz bu değil. Görmenin sonucu, gözün sonucu görme. İşte. Onun adı lüptür diyor. Adamlar, büyük adamlar. Sonra diyorlar ki vahdet ve nurun yeridir. Bak uyuyor. Hakkı müşahede yeridir. Hakkı müşahede yeridir. Hak. Sırlara vakıf olma yeridir. Birliğindendir. Bunu okuyacağız şey ve Davut. Bir de bizim Risale'ndeki birliği, o ikisini harmanlayıp vereceğiz kardeşim. Doğru, onlarda bir de Fuat vardı çünkü. Çünkü burada sırrı koymuş çünkü. Evet. Abi işte o yüzden o nerede? O nereye demiş biliyor musun? Kim o sıraya şöyle demiş. Kalp. Bak, kalp, şey, saat. Tabii. Kalp, lüp, şey, Fuat. Fuat, lüp. Doğru diyor. O makamda doğru diyor. İşte altın. Fuat var herhalde çünkü. Doğru abi, doğru. Ben de şimdi ona sadır, kalp, bir de, saat, lüp diyor. Hayır, bir de lüpü kalpten sonra koymuş. Evet, kalpten sonra koymuş. Oysa biz kalpten önce. Evet. Onun için böyle demeleri doğru. Daha okuyacağız doğru daha diyor. Lüpü değil mi? Tabii. Yani itiraz olursa ederiz ama. Tabii. Adama edersiniz ama ruhaniyetini ahirette hesap sorar sana. Risale-i Nur'a arkasına sığacağız. Tamam. O zaman şey gibi, hariciler gibi oldu ya. Kur'an sayfaları titriyor. Ne yapacaksın yani? Ama bu bizi tasdik, abi bu dersteki istifadeyi bu tasdik ediyor aslında. Ediyor bu. Ama şu olursa bak karıştırma. Onlar şöyle demişti. Sa'd, gir içeriye. Kalp, gir içeriye. Fuat, gir içeriye. Lüb, gir içeri. Süveyda-i Kalp. Lüb oradaydı. Bizde ise Sa'd, Lüb, Kalp, Süveyda-i Kalp. Oraya göre düşünürsen adam hepsi doğru söylüyor.
Doğru. Kalbin sonucu çünkü. Evet, doğru. Hakikat kaptedir, müşahede eden lüptür. Onlara göre. Hakikati müşahedesidir diyor. Doğru söylüyor. Ama kafanı oraya koy. Kalpte bak, onların bunu dinlerken şöyle düşüneceksin. Sadr, kalp, Fuat, lüp. Heh, dörde koy düşün. Bir daha. Fuat'ın içindedir. Fuat'tan sonradır. Gözde görme işinin durumu gibidir. Süreç değildir, sonuçtur. Vahdet ve nurun yeridir. Vahdet orada olur. Hakkı müşahede yeridir. Sırlara vakıf olma yeridir. Birleyendir, tevhiddir. Sadece gerçek iman sahiplerinde bulunurmuş. Lüp. Sadece gerçek iman sahiplerinde bulunur. En güvenli dağ ve en yüksek makamdır. Allah Celle Celaluhu katında ayrıcalıklıdırlar bunlar. Belayı nimet görürler lüp sahipleri. Kendi günahını görebilendir lüp sahipleri. Bunlar sürekli Rabbi ile beraberdirler. Hep vicdan tarif ediyor ya. Fakih kimselerdir ki fakih ve amel değil bu. 300 seneden sonra fıkıh amelin ismi olmuş. Asr-ı saadetten 300 seneye kadar fıkıh itikada denilirmiş. Onun için fıkıh ekber denmiş. Hocam bilir. Fıkıh amelin ismi olması hicretten 300 seneden sonra denmiş. Asr-ı saadetten 300 seneye kadar fıkıh itikadan adıydı. İtikat. Onun için Ehl-i Sünnet'in fıkıh ekberi amel değil, itikadın kitabıdır. Onun için bak ne demiş? Fakih kimselerdir ki Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah bir kuluna iyilik dilemişse onu dinde fakih anlayışlı kılar ve kendisine nefsinin eksikliklerini gösterir, dünyanın hastalık ve ilaçlarını ona gösterir dediği kimselerdir. Tevhidin yeridir. Aha işte. Lüp dağının kuşu nefsi mutmainedir. Nefs emmareden çıktı. Levvameden çıktı. Mutmaine. Ve daha önce okumuştuk. Sadra nefsi emmare der. Kalbe levvamedir. Ondan sonra nefs... Lüp'a da şey dediler. Mutmaine. Mutmaine dediler. Dağ gücü sembolize eder diyor. Dağ gücü sembolize eder. Lüp dağının kuşu ise nefsi mutmainedir. Arif yazmışsınız abi. Dağ gel, bak gelecek. Dağ gücü sembolize eder. Arif lübün üzerine yerleşmiştir. Fark ne demektir? Arif-i billah. Marifetullah'tan farklı nedir? Marifetullah sahibi var. Bir de çok önemli konuşmuştuk burada. Evet. Unuttunuz tabii. Yani buradan Allah'a bakarsak marifetullah sahibidir. Allah canibinden kendisine bakarsa, Allah canibinden Allah'ın yerlerine bakarsa bunun adı Arif-i Billah. Kurbiyetle akrebet gibi. Akrebet gözü ya. Çok acayip ya. Tabirleri bilmesen yani havanda su dövmek gibi. Göstereyim. Tevhidin yeridir. Lüp dağının kuşu nefsi mutmain okuduk burası. Arif lüpün üzerine yerleşmiştir. Günahlara dalmaz. Her an Allah iledir. Marifetullah basamağındadır. Arif görünüşte bak Arif'e bakarsınız. Şimdi kendinize bakın. Sonra büyük zatlara bakın. Ustadın sıkıntısına bakın. Herkese bakın bak. Arif görünüşte sıkıntılı bir hayat yaşarlarken bir yandan da mutluluk içindedirler. Sırrı tevhid ya. Değil mi biz söylüyoruz? İnsanların en acayip şeyleri, sıkıntılarını onlar yaşar.
ustadımızın tabiriyle dağda fırtına tipi olur. Oradaki tipi kar, ovaya su olur. Onlar çünkü sonuç odaklı bakıyorlar. Evet. Süreci gözlerini almıyorlar. Almıyorlar. Demek ki sonuç bu mu? Hastalar Risalesi'nde diyor ya. Eşhedün nasi bela el enbiya sümmel evliya felemsar felemsar. En büyük bela musibet hastalık peygamber. Evliyalara, sonra evliyalara, sonra felemsar, derece derece olanlara. Ama mesela hanginiz hasırda senelerce yattınız? Yani yatağınıza rağmen hasır sırtımızdan çıktı. Yatmadık bende. Ben biraz battaniyede yattım senelerce. Üzerinde nevrisim vardı, divan yoktu. Biraz böyle keşan kenarında tutup nasip oldu. Çocukluğumda bizde Mısır'ın koçanı var ya, bizim memlekette pamuk yoktu Adana. Bizde mısır vardı. Annem Amerikan bezine mısırın koçanlarını koyardı, onu yatak yapardı, yastık yapardı. Orada yatardık. Yorganımız da o cinstendi. Evet. Yani şey demek istiyorum. Zıtları yaşamış. Ama diyorum ki iyi ki öyle olmuş. Bir daha çok hoşuma gidiyor. Arif görünüşte sıkıntılı bire. Niye bana bunlar geliyor? Sır sahibi olasın diye. Seni aileyle imtihan ediyor. Parasızlıkla, sağlıkla, en acımasızını söylüyorum. Çocuğunla. Onunla imtihan oluyorsun. Eşte imtihan hiçbir şey değil. Çocuk acı şeyidir. Nerede biliyorsun? Kitapta öyle yazıyor. Ben bilmiyorum fazla. Arif görünüşte sıkıntılı. Ben niye sıkıntılı yaşıyorum? Bilenleri biliyorum. Bilenleri biliyorum. Sıkıntılı bir hayat yaşarken bir yandan da mutluluk içindedir. Kısmen ben de yaşıyorum tabii. Yani bizzat şeyin değildir ama evladın olunca o yaşarsın. Her şeye rağmen seversin. Her şeye rağmen affedersin. Her şeye rağmen her şeyi yaparsın. Çocuğuna. Her şeye rağmen her şeyi yaparsın. Hiçbir şeysini görmez. Çünkü yani. Nuh Aleyhisselam son dakikaya kadar yapmış. Yapmış. En son ona vahiy geliyor, diyor ki o senden değil artık. Ondan sonra tek ediyor. Ben mesela biraz yeğenimle şeyim. Yani yapamayacağım bir şey olmuyor ama bir de kendi o sizin sülbünüzden olan çocuğun sizin yapamayacağınızı hiçbir şey hayal edemem. Ondan ilmen biraz biliyorum. Çok tuhaftır tabii. Nasıl bir sistem bilmiyorum. Abi o çok Allah'ın ahlak... Gafur çok iyi biliyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak duruyor biraz bakıyor diyorsun. Ha evet. Rahmaniyet boyutunda. Evet, Allah'ın ahlakı gibi. Allah'ın kullarına bakışını bana öğretiyor bu. Evet. Kusurlarını görmüyorsun ya, Allah da seni görmüyor kusurunu. Hadis kutsi var ha. Allah bir kulunu severse, Allah severse, bazı mı geçiyor ya, yoksa tamam mı? Kusurlarını görmez diyor. Bazı kusurlarını görmez galiba, öyle geçiyor. Abi. Biz de diyoruz ki ara bu hadisi kutsinin hürmetine, şu günahlarımızı görme. Abi, benim çocuk yolda yürüyor, ayağa takılıyor, düşüyor, diyor ki baba senin yüzünden düştüm diyor. Aynı kuldur öyle yapıyor, Allah'ın seni. Ben ne yaptım oğlum diyor, sen kendin gidiyorsun. düşünce senin yüzünden düştüm buraya. Ben onu yaşadım ya. Ben kendimi... Bu beni niye keyiflendiriyor biliyor musun? Allah'ın kullarına bakışını görüyorum da ondan. Yani babanın çocuğa bakışı, annenin çocuğa bakışı, hocanın talebesine bakışı, hepsini topla, toplamın cemicem, Allah kullarına bakışı bana çok güzel bir cesaret veriyor. Şuna bakar mısınız abi? Firavun Kızıldeniz'de boğulmak üzere giriyor, tam ağzı açık vaziyette Cebrail Aleyhisselam alıyor toprağı, ağzının içine dolduruyor. Tövbe şey yapamazsın diye. Niye biliyor musun? Diyor ki bu tövbe de diyor Allah bunun tövbesini de kabul etmiş. Bir kısmını kabul etmiş. Kabul etmiş. Cesedini kurtarmış. Evet. Ya. Musa bana merhamet et dediği için dedi. Sevdiğimi de merhamet istedi. Bedenini çıkarttım. Ama Musa değil. Rabbim deseydi ruhunu da kurtaracaktım diye. Ya. Hasan abi, şu İrfan'ı da bir anmak istiyorum burada Hasan abi. Siz o İngiltere'de müzeyi ziyaret ettiğiniz zaman, tabii kimse bilmiyorsunuz, ayeti biliyorsunuz, ağlamaya başlamışsınız ya.
Orada şey... Ayetin mucizesini peygamberden parmağına su akmayı nasıl adam anlatır? Aldire peygambersiz Allah'ın ayetini gördüm. Peygambersiz mucize gördüm. Direkt Kur'an'ın ayetini gördüm. Ama ceset. Japon turistler de tabii sizi izliyorlar hayretle. Evet. Bu adam niye bu kadar ağlıyor diye. İlk çok... anda dedi ki akrabası zannetmişler. O zalim insanı. Tanıdığı var değil mi dedi akrabam dedi. O zaman ben şimdiki şuurum olsun ne demek istiyor? O zalime ceza keseceğim. Ne cezası biliyor musun? Üç kilo, dört kilo balık kalma cezası. Bir şey arasından ceza. Balık cezası. Kuyar. Yeni ev yapınca hepimiz gideriz abiler. Çalışan evi bitiyor. Bugün yarın gidecek. Ona dinliyorsa balık cezası vereceğiz ona. Tamam, tamam mı? Balkon müsait. Allah Allah. Tamam bu şimdi rahmeti ilahi tebessüme geldi değil de nedir abi? Aa işte. Tabii güldürten abi. Ya. Aa işte. İlla bekliyoruz birisi gülecek yani. İşte bu. Aa işte. Devam ediyorum. Daima değerli eylemler ortaya koymaktadır lüp sahibi. Bu manada kalbin menfi niteliklerinden arınmış, kirden, tozdan, pastan kurtulmuş, saf ve temiz özüne lüp deniyor. Yani sistem değil abiler. 1-1-0-0-0. Oradan lütfen sıyrılalım. Öyle lüp o değil. Sistem bu. Nedir o? Kirden, tozdan, pastan kurtulmuş, arınmış, saf, temiz özüne lüp. Ulul elbab. Ya ulul elbab. Yani lüp sahipleri, Ali İmran 7'de geçiyor. Ulul elbab. Yani lüp sahipleri. Acayip. Cevizin içinde saklı bulunan yağ gibidir. Nur demiş. Evet, bu alimlerin lüp hakkındaki hülasa etmiştim. Çok kısa ne diyebilirim diye hülasasını bu cümleler halinde buraya getirdim ve bitti. Şimdi Risale-i Nur gözüyle lüp. Sayfayı açar mısınız? 67. Hasan abi lüpü bulmayan kışın yollaşır. Evet, eyvah. Hesabı da verirsin ama onlara. Ey ama onlar şefkatlidir. Evet. Ey miras yedi torun diyecek sana. Mahkemata geçiyor. Ey miras yediler. Üstattan öğrendik. Ha sana. Tamam tamam. Bak bak bak. Topu attın ona. Evet. Şapka feto veren adam. Ne güzel değil mi? Buna da bir şey Osman, vallahi biz kendimizi Hasan abi psikolojik ya. Ben hissettiğimi söylüyorum. Böyle hakikaten böyle o şımarık çocuk var ya böyle bir en son güvenil birisine ya. Üstadı böyle sıkışacağız. Üstadı böyle abi. Bana da o aynı duygu geliyor. Vallahi abi acayip ya. Ben mesela. Babasının arkasına sakladık hani bir şey. Peygamber mesela. Benim hala vardı ya. Köyde bir tane annemin arkadaşı. 80 küsur yaşına gitti. Ondan sonra ziyaret ederdim. Çocuğu yoktu. Çocukları yoktu. Evde tekti. Yarayacak işimize yarayacak şeyi söyleyeceğim. Hepsi ölmüştü. Tek başına yaşıyordu. Çocukları olmamıştı. Allah vermemişti. Ama çok severdi. Yani annemin arkadaşı. O kadar severdi ki bağrına basardı böyle. Şimdi dedim ki Etzurlu hala diye böyle bir tabiri vardı. Onunla hitap ettim yanına. Böyle oturuyor. Son görüşüm oydu galiba. Evet. Oğlum derdi bana. O hoca oğlum. Bana dedi canım nasıl alınacak? Kabirde dedi. Kabirde bana nasıl hesap sorulacak? Bir anlatsana dedi. Hoca oğlum. Kitaptakini mi nakledim? Kitapta okudukları nakledim. Kitapta ne yazıyor? Hala dedim. İşte dedim ya, işte insanları bak, fiiliyatını pekmez tayin gibi aklın, vicdanın, kalbin, ruhun yani seni o hepsini karıştır,
donsun, donsun ama bu maya halinde bir bardağa koysan bardağın şeklini alır. Tencereye koysan, tabağa koysan o alır. He, o senin bu şeyini en çok sevdiğin kişi kimse onun kalıbına koy. Buzdolabına donar. Senin en çok sevdiğin, hayatına dokunan neyini koydun? Buradaki hulasayı o kalıba koy. O simada gelecek. Yani benim sevdiğim kişi gibi mi olacak o Azrail'im? Evet. Elhamdülillah. Düşündüğüm gibi tamam. Buraya kadar tamam. Azrail'i dedi ben bu millet gibi düşünmüyorum dedi. Azrail'i nasıl düşünüyorsun dedim. Ben dedi Azrail dedi kolunu sallayıp sallayıp destur almadan izin almadan peygamberden izin almadan ümmetin Azrail gelemez dedi. Onu dedi ben böyle düşünüyorum. Ondan öğrendim. Ben gidiyorum. Ha Allah o. Peygamberi de devre dışı yapmaz dedi. Peygamberden dedi gidecek destur almadan beni senin ümmetin sana yakınlığıyla bilinen şu zavallı kadını ruhunu alacağım. Peygamberden izin almadan o da yanında olmadan benim canımı alamaz. Ben böyle inanıyorum. Lan ilk defa duydum. Ondan izin mi alıyor hala? Ben okumadım. Sen eksik okudun oğlum. Vay be. Sen eksik okudun. Biz boyutu işte. Böyle değil dedi. Ben ilk defa duydum ki ondan izin. Ona gelecek. Gelince dedi Azrail durmayacak bana dedi. O gelecek. Peygamberle beraber. Peygamber benim imanıma emin edecek. Beni tasdikleyecek. Sonra benim yanımda peygamberim dururken Azrail'e diyecek ki ah hadi şimdi. Onun yanında olacak dedi. Ben böyle okumadım dedim. Eksik okudun oğlum dedi. Meğer batıncıymış. Anlamıyor. Kabri bana anlat dedi. O koyuda heyecanlandım ki bana öğretsin. Sonra kabirde dedim nünker mekir var. O zaman bilmiyorum ki nüker burada, mekir de burada. Dedim ki, ben Rabbuke var ya klasik. Böyle olacak. dedi. Ben dedi bu kadar yaşadım. Bitti mi? Bitti böyle dedim. Ben bu kadar yaşadım dedi. Bu kadar peygambere yük altındayken yükümde. Salavat getirmedikçe, tarladan eve gelene kadar şu kadar 100 defa, 200 kaç defa de salavat getirmeden yükümü koymaz mı dedi. Nasıl yani bak şimdi? Ben dedi diyelim ki dedi 300 tane salavat getireceğim. Yükü yokuştan çıkarken bazı yerlerde kendimle bu şey yaparken sıkıntı çekerken getiremedim. Ahır kapıya getiriyordum yükü. O salavatı tamamlamadan sırtımdan yükü indirmezdim dedi. Allah Allah Subhanallah. O tamamlanacak. Çünkü vaat ettim dedi. Fıkıhı da biliyordu. Ahdettim vacip oldu bana. Yük indirmezdim. Ben bunda hep yaşamışım. Yükün altında peygamberimle yaşadım. Yatağımla peygamberimle girdim. Her şeyime peygamberimle yaptım. Ben orada onsuz hesap vermem. Ne olacak hala dedim. Nünker mekir dur. Ben hesap vermiyorum. Sen dediğin gibi ise ben hesap vermiyorum. Tutuyorum. Sonra benim peygamberim gelsin. Benim yanımda durmadıkça. Ben o nünker mekire cevap vermem. Şu Allah'ın nasıl kulluğuna bak. Gelecek. Peygamberim beni onaylayacak. Tamam. Benim onunla konuşacaklarım var. Ne diyeceksin? Diyemem sana dedi. Onunla konuşacağım. Benim yanımda duracak. O benim dedi bağ oldu. Salavat dedi ona bir şey getirdiğimi zannetme dedi. Ben onun duygularına oluyorum dedi. Duygularıyla. Olmuşum dedi. Böyle yemek yerken peygamberim dedi, nasıl yerdi, ne yerdi falan. Ona getirip ben getirmek için aslında girdim ona dedi. O yanıma gelecek. Onunla benim dedi şeylerim olacak. Demedi orayı. Sonra diyecek ki az ben demeyeceğim dedi. O benim adına diyecek ki nünker mekire hesabınızı sorun. Böyle olacak dedi.
Hala dedim, ben böyle okumadım. Ama tabii kafam şey, oğlum dedi, şey yeni çıkıyor bak şimdi. Münker Mekir de buradaymış, kabir de buradaymış. Kalp okumadım ki ama o okumadan okudu. Nasıl varmış? Peygamberimizin hadisine mazar olmuş. Ey ashabım, ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Ki nasıl olacak ya Resulallah? Takvanızı artırın. Sırtından ahdettiği 250 tane salavatı getirmeden yokuştan çıkardım. Niye bitmedi hala dedim. Oğlum dedi, bazen düşürdük dizimin üzerinize. Çaylıktan yol yoktu ki, sırtında 100 kilo yük var. Ondan sonra 60'tan aşağı olmaz. Ama o anda inlerken getiremiyordum. Ama ahır kapıya eve gelince dedi, onu ahdettiğim şeyi eve gidene kadar bunu getireceğim. O salavat getirmeyince sırtımda dururdu. Bir kimse bilmezdi ki sırtında bu neye duruyor. Bana deli diyorlardı komşular dedi. Orada deli divane olmuş. Şuna bak. Ahırda yükü duruyor böyle. Adeta derler ki diyor, at gelir, yükü gelir. Bırakırsın tarlada, ata yüklersin. Evi bildiği için gelir kapıya. At şöyle yapar, üstümde yükü alın. Bağırır, daha yemese kapıya veya yere şey vurur. Ayağını vurur. Böyle vurur. Alın diye hemen çıkar, alınırdı. Öyle biliyorum ben. Evet. Ha. Şimdi benim öyleydim dedi. Ben dedi üstünde yük olan ama yükü indiremem. Baktım peygamberle fenafil Resul olmuş. Peygamber gelmedikçe canını vermeyen, peygamber vermedikçe hesap vermeyen bir zat. Allah Allah. Öyle de olacak. Evet, niçin bunu şey yapmıştık? Bir öyle şey... de olacak abi. Evet, olmuştur. Yani biz üstada, biz evet, de saklanıyoruz arkasına. Çünkü niye? Böyle olacak mı? Olacak kardeşim. Bak şimdi. Sadr'da gömülmedikçe siz kabri gömülmeyeceksiniz. Kanuniyeti geçmeden suret olmaz. İşte yapma tık tık kim yapıyorsa. Böyle sekerattasın ya. Gülüyorsun da canını vermedin. O Azel alsaydı gülemezdin. O en sevdiği. Şey Sadr'da kanuniyetle şey oluyor. Orada ecel de orada oluyor. Suretin hakikatleri orada oluyor. Kabir, Azrail vesaire. Çünkü ruh ölmez, kalp ölmez, akıl ölmez. O kabir hakikatinin sazda oluyor. O gülmesi, ölmediği halde gülmesi neyi görüyor? Sadr'daki kabrini görüyor. Mezara girmeden kabrini görüyor. Kabri girdim. Kabir başka, mezar başka. O mezar. Mezarıma girdim diyor kabirden sonra. Kalbi kabr. Kabir bu. Mezar o. Ha? O zaman tebessüm ölmediği halde niye tebessüm edebiliyor? Sadr da kabrine giriyor. Sonra kabre gidecek. Şey mezara gidecek. Ya. Şimdi şeyi okuyorum. Kaçtı ötekisini? Bir de okumayayım diye sileyim şunu. Şey. 51 miydi? Silim derken çiziyorum ya. Yani. İşaretliyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi kaçtı? Hadi bakalım. Lüp noktayı nazarlarım okurken. Lüp okurken bir iki paragraf kalmış galiba. Sadr. Lüp okuduk ya, Süveyde'ye kalp ders yaptık. Su varsa yazılım değil, sistemdir. La mekan, la zamandır. Batına yolculuğunun kapısıdır orası. Orada hakikatına dönüşmektir. Sadr. Onun için böyle yaparsın. Zıtlardan yani sard, sadr, sıyrılmış halidir. Lüp. Zıtlardan, yani sadrdan sıyrılmış halidir. Farkındalığın kapısıdır. İçi, içine giriyorsun. Zıtların
birliğinin arkasındaki farkındalık. İşte aa buradakini yazdık. Bak o yazmışız. Bir daha zıtların birliğinin arkasındaki farkındalık. Burada bir farkı başka bir şey ekledik. Varlık yokluk çizgisi. Zaten siz buradaki bu noktayı nazarlarımız az önceki alimlerin notlarından gelen değil mi? Değil. Sadece çalışmalarımız neticesi. Evet, yani. Evet. Ama ben o şekilde anladım diye böyle evet, şey yap. Yani. Tabii ki konuşulan şey. Ama okurken. Evet, ben nasıl sığmıştım? Vay be. Varlık yokluk çizgisi çok etkilemişti beni. Hepsi orada. Adem vücut vardır orada. Soyutlanma, sana giydirilenlerin çıkarıldığı yer. Somuttan soyutlanmak için sana giydirilenlerin çıkartıldığı yer. Çıplaksın. Ama sen yine sen sensin. Ölünce yine ben miyim diyor. İşaretleyeceğiz. Gayrimüteşekkil. Onu ben Latince'ye çevirdim. İşaretleyeceğiz'e yapıştırdım. Ölünce yine ben benim. Ama çünkü ben bedene ben demediğim için ben benim diyor. Somutlardan soyutlanmaya. Yani giydirilenler sana bir mide verilmiş, sana hayat verilmiş. Mide verilince ne verildi? Giydirildi. Hayat verilince ne verildi? Giydirildi. Sonra ne verildi? İslam verildi diyor. İslam giydirildi. Hatta imana bile libas diyor. İman ruha libas. Neler öğretti Risale-i bize? Kim derdi inanırdık? İman libastır. İman seni nesebine bağlar. Kimse duymasın. Zaten bu dimağı kimse dinlemez. Dinleyen de bizim arkadaşlar. İmansız insanın ruhu nesepsiz ruhtur. Bila velet kişi gibidir. İman intisaptır. Nesepten geliyor. İman nesebine bağlar. İmansız ruh nesepsiz çocuğa benzer. Çünkü iman aslına bağdır. Asaletine, asliyetine taşır. Soyuna, ceddine bağlar. Soysuz, nesepsiz, anne babası belli olmayana bilavelet dediği gibi bilavelet ruhu. Sır insaniyetle oluyor ya bu haber. Yolda şunu düşünüyordum. Herhalde dedim, bilmiyorum nereden geldiyse aklıma, Çekmeköy'de. Cehennemdeki en ciddi cehennem sır insaniyetin alınmasıdır. Geride posan, kışırın kalıyor. Doğru söyledi. Kim dediyse doğru söyledi sana. Çok garibime gidiyor ya bu şuraya. Varlık yokluk çizgisi. Çok etkilenmiştim. Şimdi etkileniyor. Varlıkla yokluk hep orada. Vay be. Adem'le vücut. Vücut Adem'ini bil diyor. Var ya ben nasıl bileceğim ey usta? Adem'in de vücudunda Adem vardır demiyor mu? Evet. Adem'ini bil. Yoku ben nasıl bileyim? Bil işte. Bilmediğini bil. Lubbunu bil. Anladık mı bu biraz? Adem'in de vücudunda Adem var. Dedim ki usta da. Hadi vücudunda Adem'i tamam ben değilim, benim değil. Dedim. Yoku ben varır nasıl yapayım? Yokluğunda vücudu bil. Adem'in de vücudunda. Meğer bu lüb sahiplerindeymiş. Anlamayız biz. Lübbe geç diyor sana. Evet. İşte böyle onu şöyle yazdım. Yokluğun varlığı, varlığın yoku. Yani Adem'le vücut çizgisi. Neredeler? Vücut neredeyse Adem de oradadır. İkisi. Cemal. Hu Allahu. Sanki bunu çağındaki gibi başka şeyleri yaşamak gibi maneviyat yaşanma siniruş kapısıymış. Arkadaşlar hepimiz bu çağı yaşadık. Nasıl bir inkılaptır? Dünya değişti. Sini bulu. Tamam. Şimdi hayal et şimdi. Bir daha okuyorum. Sanki okuduğumdan bana benim giydirdiğim libas ifade. Sanki bulu çağındaki gibi
başka şeyleri yaşamak. Ben bendim. Ama buluşandan önce. Allah Allah, ben değilmişim ya buluşanda. Aynı şeyde ben başka bir şey yaşıyorum. Başka birisini yaşıyorum. Kadın mesela yaşıyorsun. Ben bendeydim. Ben. Hazlarım, zevklerim benden bana aitti. Dilden lezzet alırdım. Kulakla lezzet alırdım. Elimle lezzet alırdım. Ben beni inşa ediyordum. Benle vardım. Baktım ki benle varlığım yetmiyormuş. Başka şeylerde var olmaya başladım. Niye? Başka şeyde bulu çağına geçtiğim için. Bir lezzetten vazgeçmek için ne olması lazım? Bir çok daha lezzetli bir şey olması gerekmiyor mu? Evet. Ya öyle bir şey işte. Evet. İşte bulu çağı, lüp çağıdır. Kalbi bulu çağı, beşeriyet sad'dır. İnsanlık ise lüptür. Bulu çağıdır. Yani benle zevk alırken, benle doyarken, ben bana dokunurken, benle görürken, bir baktım ben bana yetmez oldu. Allah dedi ki inkılap et bakalım. Başka şeylerle başka şey ol. Başka şeylerle lezzet al. Başka şeylerle dokun. Başka şeyleri duyarak sen ol. Gibi. Beşeriyetim olan sadr. Zıtların cemi olan sadr. Sıyrılma olan lübüme, bulu çağıma girdi. Kalbin bulu çağı. Bu mükemmel bir olay. Sanki bulu çağındaki gibi başka şeyleri yaşamak, başka şeyle var oluyorum, başka şeyle lezzet alıyorum. Başka şeyle öyle lezzet oluyor ki benim lezzetimi de kaldırıyor gibi. Bulu çağı da lüp de böyle bir şey. Hasan abi 40 yaşla alakası var mı acaba bunun ya? 40 yaşı işte. Yaşa vursa böyle. Biraz geç bluğa girdi o zaman. Sinli rüş diyor ama abi. Hayır, blue uçağı gibi anlatıyor. Şey ulan bluğla rüşt ayrıldı. Şu an tamam. Blue. Bu blue uçağı... Bence rüşt kalp lüpte olmayacak o zaman eğer öyle dersen. Daha ötede olması lazım. Bir sistemdir. Blue olması normal. O kalpte olması lazım. Bak blue. Şimdi. Yine bir yerden 40 zaten... Zaten evliyalık Davud 40'tan sonra veriliyor, mücedditlik 40'tan sonra veriliyor, İsa Aleyhisselam istisna derler. Evet. Peygamberlik de 40. O orta şeyi katta demek evliyalıktan kalbin açılması herhalde senin şey bilmiyorum. Hasan abi o şey gibi oluyor. Sad çocukluk dönemi gibi. Lüp buluğ çağı, kalp rüşt, sinir rüşt. Süveday kalpte artık ihtiyarlık yani o şey oluyor. Ha, onun için yamanlık. Diyor ki ihtiyarlığımın bir senesini 10 sene gençliğime değişmem. Ey üstad şahsı muhalebini söylüyorum. Yemin ederim bütün hissiyatımla seni teyit ve tasdik ediyorum. Benim şu anda işte bu 60 işte bu enfusi derslerinden sonra bir senemi bir seneyi değil bir seneyi bir ay mı gençliğimin 10 senesine de şey yapmam. Keşke bir ayım gitse de bana gençliğimin 10 senesi verse demem. O süreçti bu sonuç. Doğru söylemiş. 60, 50'den her yaşın bir batini boyutu var. 40 yaşında başka olacaksın. Adın gibi bil. 50 yaşında başka olacaksın. Hiç 40'a benzemeyecek. Bulu çağı gibi olacaksın. Aaa. Lan gözümüz önünde bulu çağı olmazdan önce. Hiçbir şey değilmiş. 60'ta bütün başka olacaksın. 60'tan sonra 70 denmiyor. Allah yanını söylüyor. Sırr-ı kemal. O nedir? 80'den sonra kulumun günahını yazmam diyor. 80'e varırsan tabii. 60, vallahi ne 40'a benziyor. Yaşadığım için söylüyorum. 60 ne 50'ye benziyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Yani bu manalar kılıp giydirebilmek
Yani o manalar Allah demek ki yaşa göre, diş verdiğine göre, yaşa göre mana veriyor. Bulu daha bebekken anasına zarar vermesin, vücudunu öldürmesin diye İmam Bayezid Müfti şaşırları yemesin diye, pirzola yemesin diye çocuğa damak verilmiş. Yaşlılıkta bedene ağır geliyor. Bedeni çökertmeyesin diye ver bana dozer paleti gibi gençlik dişini, al sana ihtiyarlık damağı. Onun için sulu şeyler ye. Dedi aldı, biz hayır diyoruz. Takıyoruz implantları, şeyleri. Ondan sonra yiyoruz. Duman olup gidiyoruz. Vücudu çökertiyoruz. Allah dişi çürütmesindeki hikmet vardır. Yaşa göre veriyor. Yaşa göre. Sen iraden karışmamak şartıyla. Çürümeme. Sanki bulu çağındaki gibi başka şeyleri yaşamak gibi maneviyatı yaşanma siniruş kapısı. Suretten hakikatına dönüşme kapısı. Suret nedir? Sadr. Yani çekirdeğin ağaç olma sürecinin mukaddemesi. Patlaması. Ağacı çok iyi biliyoruz, kalptir. Sistemi kalp değil, kalp. Fikri ve hissi seviyelerinden sıyrılmadır. Fikri ve hissi dayatmalardan sıyrılmaktır. Gafur, bunu sen yazman lazım. Sahaseten hissi ve fikri dayatmalarından çıkmanın adıdır lüp. Hasan abi, sanki bu Peygamber Efendimiz'in ümmiliği de işte hissi, üstadımızın da yarın ümmiliği. Evet. Evet. Yani içine hiçbir şey karışmamış. Evet. Yani lüp deyince içinde hiç kışır yok ya. İçinde hiç kışır yok. Vücutsuz vücut. Adem gibi bir şey ya. Çünkü içeride Adem'le vücut aynıymış. Yok da varlık. Varlıktaki yokluk, yokluktaki varlığın adı lüptür. Bunu yazarsın Osman. Yokluktaki varlık, varlıktaki yokluk lüp. Yokluktaki varlık, varlıktaki yokluk, lüp. Adem Aleyhisselam orada olsaydı orayı fark edecekti Hasan abi. Orada değildi, daha içeride miydi? Nereden çıkartıldı abi? Adam zaten saatte bitmiş adam, bitmiş. Surette çökmüş, bitmiş. Hatam Allah, Allah kulu buyur. Bitti. Kalp mühürlendi demek, saat bitti. Geçemedi ki. Sadrın özünü nasıl geçecek? Sad zıtların cimidir. Zıtlardan sıyrılabilmesi için sır sahibi olması lazım. Evet. Sır yok ki. Oraya gitsin. Lüp'e girmek kolay mı lan? Senin bulu çağına herkes gelmiyor ki. Ölüyorlar çoğusu. Evet, evet. Aslında kalbin mühürlenmesi, o sadrın genişlemesi, daralmasıyla. Daralma. Aferin. Aynı sadra şey yazmışım. Kalp mühürlenmesi. Aynı bunu var. Elemneşrahleke sadrak. Sadrak. Yani o sadr. O senin kalbini genişletmedi. Ne demek mefhumu halifiyle? Dar. O darala darala hiçbir şey alamaz olur. Mühürlendi. Peki son bir soru abi. Mühür zaten dışarıya, kapıya vurulur. Sadrda inkişaf da var, inbisat da var ama lütte sadece inbisat mı var abi? İnkişaf yok, olamaması lazım. Evet, zıtların birliğidir orada. Evet, doğru söylüyor. İnkişaf o kilitten sonra lüp hala yeri, hani bir parça da olsa lüp hala yerinde, kapı mı kilitli yoksa lüp komple iptal mi oluyor yani? Tanıdıktan sonra red olduğu için Bakara suresinde, hidayetten sonra dalalet aldıkları için o hepten duman olmuş. Oo. Kafirinsi ise kafirin daha dokunulmamış. Yani vicdaniyatı var kafirin. Çünkü Müslüman olabilme ihtimali vicdaniyatın açılımından sonra kalp ona yol veriyor. Yani Allah'ın merhametiyle kafirin Adem'i kabul değil, kabul Adem var ya, iki tane kafirlik var. Kafirlerin Müslüman olabilmesinin yolu açık iken mürtedin yoktur. Kafirin kalbi mühürlenmemiş ama mürtedin kafiri mühürlenmiştir, kalbi mühürlenmiştir. Çünkü
aldığını vermiş. Kafir almamış ki mühürlensin. Mühürlenebilmesi için alınan bir şeyin geri itilmesi iledir. Kalp mühürlenmesini yazarsınız. Kalp mühürlenmesi alınan bir şeyi reddetmektir. Alınmayan bir şey reddedilmediği için mühürlenme yoktur. Bazen adam diyor ya Hasan abi, lan kafirlikten Müslümanlığa geçseydik kaza namazımız da olmayacaktı. Bizim anamız ağlıyor, kıl 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 kaza namazlarını. Ama ona ne dedim biliyor musun? Bir cemaatin içinde abiyi, cemaat içindeki bir meşrebi değiştiremeyen sen, evet, çok iyi bildiğin halde Hristiyan iken Müslüman olacaksın. İnançsız inancında iken inancın inancında olacaksın. Hadi. Zor değil mi abi? En zor olduğu için, Allah zoru başardığı için zoru kaldırdı. Yani geçmiş kazalarını yapmak zordur. Sen zoru kaldırdığın için ben de senin zorunu zor kaldırıyorum. Sen bir abi değiştiremiyorsun. Çok iyi biliyorsun ki ben buradan istifade edebileceğim. Ama ne derler, korkusundan şey yapamıyorsun. Meşrebini değiştiremiyorsun. Dinini nasıl değiştireceksin? Bak yukarı merkezden geldim abi. Meşrep, nurculuk, meslek, İslam. Bunlar hepsini, bu zor işi mi yaptın sen? Ben de aşağı mı kalırım? Biz bundan geri kalmayız dedi Allah. Biliyor musunuz bunu? Allah dedi ki, biz bundan geri kalmayız. Bir adamı hesap, Allah bize dalga geçmez haşa, görüyor şimdi. İstihza etmez. Olmuş, bize getirmiş. Haşi meydanında olacak değil, olmuş ama bizim için olacak. Hesabını tartıyorlar. Neyi var dediler? Ya Rabbi, küfür yok bunda. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah var dedi. Başka bir şey yok mu? Yok dedi. Allah Allah. Bakın dedi, Allah bilmiyor mu? Evet. Antrenman yaptırıyor. Evet. Gidin bakın dedi. Baktılar altı üstüne. Ya Rabbi bir şey bulduk. Senin katında değeri var mı bilmiyoruz. Nesi var? Bu tüccardı. Borç verirdi. Sonra bazıları gelirdi, ödeyemiyorum demiş. Mühlet verilmiş. Gene ödeyemediği zaman ikinci kez mi ne? Adamlarına demiş ki bu adam, gidin bakın hakikaten ödeyebildiği halde mi ödemiyor? Yoksa şu anda imkanı mı yok? İki, üç, ödeyemez mi hiç? Eğer rapor getirirlerse bu ödeyemez. Alıyormuş kalemi, alacağını çiziyormuş. Borcunu çiziyormuş. İlk önce borcunu çiziyormuş, ismi. Alacağını da çiziyormuş. Ya Rabbi bu var. Allah diyor ki Celle Celal, kulum kulundan alacağını çizerse biz bundan geri kalmayız. Bizim alacağımızı da sildi kulumdan dedi. Allah'ım bu hakikate mazhar eyle. Allah'ım. Beni Müslümanlarım. Toparlamak zor ya. Huuu Allah. Abi biri eksi 50'deyse atıyorum. Hiçbir şey yok. Allah onu eğer geri dönerse sıfırdan başlatmıyor. Artı 50'den. Ne yapıyorsa bilmiyorum. Şu anda kafam çalışmıyor ama. Biz bundan geri kalmıyoruz. Kulumdan geri kalmak şanımıza yakışmaz dedi. Bunu söylettiriyor mu Allah? Ve söylettiriyor şu anda. Yani Firavun Müslüman olsaydı eğer o zaman veli hükmünde gibi bir şey olacaktı. Zıttına dönüşecek. Çok çok ekside. Ya Hazreti Ömer'in o kadar açlığa çıkacaktı. Allah bilmiyorum ne olacaktı ama Allah affet. Sistemim çalışmıyor. Fikri bunu gafur yazsın demişti. Tahtaya mı çıksın abi? He? Fikri ve hissi seviyelerinden sıyrılma imiş. Lüp eyli. Dayatmalarından. Mazi istikbal aynasında görmek. Ne demek biliyor musun? Bak. Mesnevi'de herhalde geçiyordu. 135. Bakarsanız görürsünüz. Mazi istikbalin aynasıdır diyor. Evet. Abim oraya giderken yürürken endam ayna koyar mısın Osman? Koydun mu abi? Koydum. Beni gösteriyor mu?
Oraya giderken. Aynaya gidiyorum. Arkamı göstermiyor mu ayna? Gösteriyor. Mazim. O zaman önümdeki aynada gözükenler mazimdir. Yürüdüğüm ayna değil, yürümedekiler şahit olduklarım istikbaldır. Ama göstermezim. Peki insan mazisine gidiyor ya. İyi dinleyin şimdi psikolojiye. Çok ilginç bir psikoloji tespittir bu. Eğer seyahatlarımda dersleri dinlemişsen bunu yakalamışsın ama. Şimdi psikolojiye bak. Önündeki aynada gözükenler nedir? Mazin. Mazin. Anksiyete neydi? Gelecek kaygısı. Bizdeki adı ne? Gelecek istikbal korkusu. İstikbalimizde gözüken, aynada gözüken nedir? Mazindeki günahlarımızdır. Aslında gelecek korkusu geçmişteki günahlarımızın ifadesidir. O zaman geleceğini tamir etmenin yolu geçmişindeki tövbe sistemini çalıştırmaktır. Demek ki adama, doktora diyorum ki adam gelecek anksiyetesi var. Ya aslında şöyledir böyledir diye izah etme. Ey doktor, anksiyetesini, geleceğini, üzerindeki karanlıklarını şuraya gitme, yani git, böyle yap, böyle tamir edemezsin. Onun gelecek kaygısı, korkusu geçmişin yanlışlıklarıdır. Geçmişini tamir et. Ey doktor, onu tamir ederken geleceği kaygısı deyip geleceğini tamir etmeye çalışma. Geçmişini tamir et, geleceği düzelir. Çok tuhaf bir psikoloji tespittir. Bu buluştur külliyatın. 135 Mesnevi Nuriye. Gelecek anksiyetesini düzeltmek için, yok şöyle düşün, öyle düşünme. Mezarda herkes gidiyor, mezardan bir tanesini dinlemiştim. Maltepe, belediyenin yaptığı iş merkezi, oraya iki katı sufeye vermişti. Ondan sonra belediye hizmet, sosyal hizmetler merkezidir. Pendik mi, Kartal mı, bir şey, Pendik olabilir. O binada rastladım ben derse giriyordum, Sufa'nın dersine giriyordum. Girmeden önce bina verdikleri oda belediyenin getirmiş olduğu doktorları haftada bir, psikoloji dahili vesaire, orada toplumsal hizmet yapıyordu. Orada bir kadın, bir adam, ikisi doktor, ikisi yardım, iki tane doktor, psikolog, psikiyatrist ve psikolog doktorlar halktan gelenleri tamir ediyorlar. Orada rastladım, gördüm ki adamın, kadının, daha çok kadının gelecek anksiyetesi, korkusu vardı. Etkilenmiştim. Korkunç kaka, ölüm korkusu berbat etmiş. Ona diyordu ki, herkes gidiyor, uçakta titriyor bak. Bak herkes uçakta. Uçaktan korkunca örnek o. Bak kimse korkuyor mu? Oysa korkusunu tutuyor. Hatta hostes de korkuyor mu? Yok. Herkes de olduğunu hayali. Korkunun sebebi tek olduğunu zannettiğindendir dedi. Beraber ol. Bak hep beraberiz. Demek ki tehlike yok. Sen korkmanın sebebi tek zannetmendir. Dedi. Onun için ölüm de hep beraberiz. Hep beraber. Tek olsan korkabilirdin. Gerek yok. Ne kadar sığdı şimdi ya. Yani. Onun için ölüm hepimiz beraber olmaktan kaynaklanıyor. Bu böyleymiş. Normal. Kabullen. Kabullenmemenin sebebidir. Hakikate, gerçeğe karşı direnmenin adıdır dedi korku. Oysa şimdi bak dedi, bunun aklı başında doktor duydum. Şimdi ben de oradan kaynaklamıştım. Şimdi peki onu gördüğüm zaman Mesnevi'de gelecek aynadır. Gelecekte gözükenler seni korkutuyor. Gelecek gibi gözüküyor. Aslında insan yaptığı amellerine gidiyor ahirete. O şaka değil o söz. O ayna. Biz amellerimiz nereye gidiyor? Ahirete. Evet. Biz ahirete gitmiyor muyuz? Evet. Ahiret gelecek değil mi? Evet. Amellerimiz nerede? Gelecek. Ahirette. Evet. Gelecekte. O zaman korkumuz da gelecek gibi gözükürken geçmişimizin yanlış yaşantılarıdır. Gelecek korkusu. Adam geleceğini tamir etmeyle didiniyor. Oysa
geçmişi tamir edilmesi lazım, gelecekten emin olmak için. Geçmişini tamir et. Şöyle diyeyim, geçmişimizde öyle böyle bir sürü atalarımız var ya hepimizde. O bizi korkutuyor değil mi? Ne diyeceğiz? Bak ne diyeceğiz. O zaman sen bunu tövbe sistemine at, çamaşır makinesine at, yıkansın. Tövbe sistemini çalıştırırsan istikbal, istiğfar sistemi aktif olur. Berrak olur. Demek ki gelecek korkusunu gelecek korkusundan kurtulmanın yolu geçmişin dayatmalarından tamir etmek, çıkmakla mümkündür. Uyumayın ya. Bakın canlarına Hasan abicim. Şimdi yo vallahi bir acayip bir şey yani. Ha, tamam. Abdülkadir Geylani Hazretleri değil mi? Şurada mı oturuşunu düzeltti abi? Yani oturuşunu buraya yansımasın diye şuradaki... Yok, sadra düzeltti. Sadra mı düzeltti abi? Öyle düzeltti. Zıt ya. Orada ayını gördü, düzelt dedi. Düzeltince lupa geç. Yani sadra düzeltti. Ustad sadra girdi ya. Evet. Sad, kabirde nükel mekili arkadaş gördü. Kapta öyle bir şey yok zaten. Şey kap diyorum, lükte nükel mekil yok ki. Zıtlar var dedik. Zıtların hakikati var. Yani o noktada var. He, yani öyle Cebri Mutakimani var ya böyle şey. Ben şöyle anlıyorum hep konuşurken. Lübü vicdan olarak anlıyorum. Eğer nükel mekil hesap sormak değil, arkadaş olursa lüptesin. Hesap sorma makamında ise sadrasın. Nasıl abi bir daha? Dediğin doğru şöyle. Evet, evet. Eğer nükel mekil arkadaş olursa evet. Lüptesin. Lüptesin. Eğer hesap sorma gibi isen sadrasın. Dayatma, yeis ve ümit var ya. Evet. Ne yapacak falan? Nükel mekil ne diyecek? İki arkadaş olunca endişe yok ki arkadaş. Tabii. Ben şu anda senden endişe de etmiyorum ki. Evet. Ama yabancı birisi gelse kimdir ya? Evet. Nereye geldiğiniz biliyor musunuz? Ayağını düzeltmeseydik zaten lübe geçemezdi. Evet. Düzeltince evet. Öyle evet. Mi? Tabii. Lüpte şey yok. Adem'le vücut ikisi var. Hayır, şer bir. Evet. Yanlış ayak yok orta. Yok yok değil mi abi? Her yanlış düzgündür, her düzgün yanlıştır. Aynen. Adem'i de, vücut vücudu da Adem. Aynen. Her yanlış düzgündür, her düzgün yanlıştır. Şey, kader... Bunu da yazacak. Yaz yer kalmıyor. Bunu yazamak gerçekten. Sadrı'da cüziyatta boğuluyor. Lükte ise bütünlük var. Sen kendine bütünlükten görüyorsun. Sadrı'da cüziyatta. Yazasa. Yazasa ne? Küllü bak. Küllü bak. Diyen kim? Denilen kim? Denilen kim oluyor? Kalp kurumun derece, kalbin derece hayatı gibi bir şey yani. Evet, oranın hakikati. Oraya geçiyor artık. Evet. Bu arada o psikolog doktorun yaptığı tespit dinsizlere, imansızlara göre normal bir tespit abi. Tabii çok harika. Doğru bir tespit. Tabii canım onlar. Enfus değil ki. Onu eleştirmiyorum. Adam şey yaptı. Çareyi fertten çıkarıp toplumsal çare sunuyor. Yani mezarlık, mezarlıktan niye korkuyorsun? Tek girmeyeceksin ki diyor. Bak uçaktaki gibi. Herkes beraber. Mezar gibi düşün diyor. Bu uçağın içi mezardır. Ama... Bu eli şey ha bu solcu değil Müslüman adam bu. Bu doktorlar çok güzel söylüyor. Ondan sonra güzel misal enfusçi değil surette olan adam güzel söyledi. Hep beraber düşün dedi. Onu zaten yöntem olarak kullanıyorlar bunlar psikologlar. Bir geçmişine götürüp sorunu bulup tespit etme meseleleri var da. O yöntemi dışarıdan aldığı için kullanıyor mu? Yok şu noktada eksikler. Esasında geçmişe gidiyorlar fakat geçmişte de sureti konuşuyorlar. Yine kabuller. Herkes aynı. Herkes ölecek. Hiçbir sorun böyle kalmıyor. Ondan sonra... Abi, sen suret derken bize göre konuşuyorsun. Devam ediyorum abiler. Bitirelim öyle. Evet. Bir de okuyayım burayı. Fikri ve hissi seviyelerinden sıyrılma, mazi istikbal aynasında görmek, bu çok acayip bir psikolojidir bu. Biraz önce anlattım ben. Var ya inim inleyen anksiyete hastaları keşke şu kesiti bilselerdi. Biraz önce anlattım. Aslında sen gelecek korkusu değil, geçmiş yanlışındır. Onu da tamir ettin mi? Tövbe ne güzel bir şey ya. Çok güzel. Güzel değil. Çok güzel. Devam ediyorum.
Öteleri arayıştır lüp. Öteleri arayıştır. Mehmet Kadir çok acı bir cümle. Alemi gayb ve şehadetin nokta iltisakı vicdan diyor ya. Evet. Öteler... Kazanımların deneyimlendiği, yaşandığı yerdir. Abi bir dakika, bu hemen geçtiği zaman. Öteleri arayış ne demek abi ya? Lüpte lübün sahibini yaşamak. Yani sağda geçince kabirdesin, zıtların cimisin. Lüpte, şimdi cennette kalptesin. Kimsin abi? Şimdi kabir vesaire var ya, zıtlar nereye kadar bitiyor? Zıtlar nereye kadardır? Kıyamet oraya kadar kopacak. Bizim kıyamet, dışarıdaki kıyamet zıtlar, bizim kıyametimiz sadrda. Sadrda. Biz lüp olarak dirileceğiz. Haşir meydanı lüp. Abi, yerde yazma Osman'ım. Şey, lüp ne abi? Cüz ihtiyarından vazgeçip irade-i ilahiye teslim olma makamı. Harika. O zaman vicdan. Evet, onu deyiz. Vicdan, sureti, kanuniyeti, hakikati. O Osman'ı yazsa. Haşir meydanı. Haşir meydanı hakikati. Haşir meydanı hakikati diyor Hasan abi. Osman. Bir daha dur. Ona döneceğim ona. Sen kaçırdın kafu. Hangisini? Bir de söyle şey, ne dedi o şey? Cüz ihtiyarından. Yo, onu yazdım. Hasan abi, siz dediniz ya lüp haşir meydanı diye. Evet. Haşir meydanı şey yani. Hakikati. Vicdanın hakikati. Vicdanın hakikati. Evet. Bu neydi? Vicdanın yani haşir meydanın meydanının kanuniyetinden hakikati olan lübde dirilmektir. Dir cüz ihtiyarından yaşamaktır. İrade-i ilahiyeye teslim olma makamı. Üstad ihtiyarından vazgeçtin dediği nokta orası mı? Evet. Hakikat. Evet. Kanuniyetten hakikati bu. Lüp, vicdanın hakikati. Çok harika ya. Lüp mü hakikat olur, kalp mi hakikat olur gene? Yok ama vicdan orada. Vicdan ya. Vicdan olduğu yer. Aşağıda ya. Tamam. Kalp sisteminin hakikatında. Vicdan kalp sisteminin hakikati lüpte. Ama kalptir de orada. Sistem. Öteleri arayıştır. Kazanımların deneyimlendiği, yaşandığı yerdir. Başka Muhiddin-i Arabiye'ye göre, yani bu çünkü o felsefeyi bileceksin, yolculuğu bileceksin, bu cümle, bilin bu nimeti. Hasan abi. Muhiddin-i Arabi kültürünü, geleneği bileceksin, ruhun aşina olacaksın, kelamında ne dedi? Risale'yi bileceksin, bu cümle yazacaksın. Muhiddin-i Arabiye'ye göre varlığın birliği, sistemin, vahdetin, birliğinin ifadesidir. Artık burada dünyevilik olmadığı gibi lautilik de yoktur. Hakikatin perdesiz ruh zuhuratların yeridir. Oraya geldi. Biz bizdeydik. Seni ben yok. Muhiddin Arabi nerede diyor biliyor musun? Lüpte diyor ki zıt o dediyse ey merabuke o sadr. Zıtlar oradaydı. Zıttan çıktık. Lüpteyiz. Lübün lübü var bir de. Lübü lüb. Mükemmelki lüb diye hesap soramıyor yani. Evet. Yok. Soramıyor orada yok. Soramıyor orada öyle bir şey yok. Yok ki öyle bir adam. Arkadaş oluyor. Arkadaş oluyor. Ben sana bir şey söylerim. İster yaparsın ister yapar. Ama bir bedel ödettirebilir miyim sana? Hayır. Burada? Ödettiremezsin. Evet. İki arkadaş. Arkadaş demek ceza veren, tokat veren değildir. Değil değil. Konuşulan, yalnızlığını gideren, darını genişleten, onu süferahlatan odur. Demiş abi halimize, bizden mi sorarlar? He, la biziz dedi, Adem vücut ikisi bir. Nükel Mekir de ben de Nükel Mekir. Biz bizdeydik, biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Ben benim zaten. Zıtlar sadrıda itti diyor. Ama lüpte olan Nükel Mekir dedi ki, ya Rabbi, Keşfet Kubur söylüyor bunu. Konu verdi. Ya Rabbi dedi, konu verdi. Bu ne diyor dedi, anlamadım dedi. Anlamıyoruz.
Peki arkadaşı olduğu halde niye anlamıyor abi? Senin arkadaşın her şeyi, herkes seni anlıyor mu? Derecesi sadrıdan kaldığı evet, için mi? Evet. Sen arkadaşların yok mu Nur camiasında? Var abi. Herkes seni bu seviyeni anlar mı? Konuşmanı anlar mı? Şu konuşmayı götürsen ne der biliyor musun? Deli diyor zaten. Değil mi? Normal değil. Yani. Muhittin Hasan abi Hazretlerinin arkadaşı olduğunu söyledik. Orada öyle bir ibare yok. Arkadaşı yok orada. Arkadaşı yok. Ustalıkta var. Hasan abi. Muhittin Arabi de o ben yok dedi. Bizde fark var. Açılın. Aramızda kareke değil. Hasan abi hep aklıma geliyor. Almanya'da o çatıda ders yaparken dediniz ki yani sanki hissiyatım biraz da kısarak söylediniz ki yahu gidiyorsunuz, çalıyorsunuz kapıyı, geliyorsunuz, çalıyorsunuz, geliyorsunuz. E bir günde onlar gelmeyecekler mi yahu, çalmayacaklar mı bu kapıyı ötelerden? İşte o bizim kapımızı çalanlar o lüp mü? Aslında kapı sadr mı oluyor abi ya? Biz bu taraftan çalıyoruz, öbürü oradan çalıyor. Yani o sadr, kapı oluyor. Kardeşim. Abi. Kap sisteminin kapısı sağdırdır. Sağdırdır. Lüp sisteminin kapısı sağ şeydir. Kap sisteminin kapısı sağdır. Lüp sisteminin kapısı sağ iken kalp sisteminin kapısı lüptür. Süveyda'yı bir soraya bir sonra işte. Bir soraya bir sonra. Devam ediyor. Çoğalt ve çoğalt. Muhittin Arabi'ye göre Muhittin Arabi'ye göre lüp varlığın birliği sistemin yani ne demek vahdetin birliğinin ifadesidir. Artık burada dünyevilik olmadığı gibi lahutilik de yoktur. Lahut da yoktur. Ne var? Hakikatin perdesi zuhuratların yeridir. Hakikat vardır. Burada olunmak şeyler yok. Lahuti tarafından değil. Hak. Hak. Enel hak. Onun için burada demiş. Sadrın saf halidir. Burada istersen ezan okundu keselim. Çünkü yarı bile gelemedim. Aynen. Abi hiç gidemedik. Ama güzel ders oldu. Bunu en baştan o zaman haftaya başlamak lazım abi. Evet. Abi sen az önce oldu değil mi? Nizmi mi geldin? Sen mekan yapıyor. Ya. Az önce oldu. Ya Rabbi. Bize güya bunları nasip ettin. Değil mi insan? Muhatap aldın. Sen istetmeseydin isteyemezdik. Getirtmeseydin gelemezdik. Açmasaydık açamazdık. Konuşturtmasaydınız konuşamazdık. Ya Rabbi buna inanıyoruz. İnandığımız kullarından en azından et ya Rabbi. Allah'ım bu suret olan bu hakikatları burada nasip et. Hakikatını orada da nasip et. Bizi bizden ayırma. Biz bizi unuttuğumuz zaman her yerde bizi bize bırakma. Ya Rabbi, bizim hakikatımızı bunlarla haşr neşet eyle. Hizmet imani Kur'an'den kalbimizi kalbetme. Ayağımızı kaydırma. Ustadımıza ve saf evvellerimize merhamet et. Bu hakikat olan Maide-i Kur'an'ı sofrasından onları da hissedar eyle. Bizden hoşnut ve razı eyle. Bizim şu dualarımızı ona ulaştır. Hele başları olan Fahri Kainat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Selatü Selam'ımız ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bu salavatın başını dersin besmelesini sonu bu dua ortasına koyuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salavatımızı selamımızı duamızı ona ulaştır. Allah'ın hatırına. Ve onu makamı Mahmud'a ulaştır. Şefaatini bize nasip eyle. Hizmeti imani Kur'an'de kalmamıza oradan bize dua etmesini nasip eyle. Ya Rabbi evlatlarımızdan, yakınlarımızdan, babalarımızdan her kim göçmüşlerse onları da hissedar eyle. Allah'ım çocuklarımızda, eşlerimizde imtihan etme. İmkansız olmaz biliyoruz kanuniler.
Allah'ım suhulette nasip eyle. Amin. Peygamberlerin tahammülü gibi bize tahammül ver. Amin. Çoluk çocuğumuza, eşlerimize de insaf ver. Amin. Ya Rab onlara akıl, zihin, idrak, hakikat açıklığını nasip eyle. Amin. Onların da hakla haklanmayı nasip eyle. Amin. Allah'ım onları ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi de Süfyanettin ve Deccallerin şerrilerinden muhafaza eyle, emin eyle. Ya, ya Rabbi, imanımızı ilmel yakin, anel yakin, hakkal yakin, şuhud-u iman mertebesine nasip eyle. Bu dünya denilen süreçte de bunlarla bizi nasip et, nasip ettin. Bunlarla göç etmeyi, şehitlikten şahitliğe bizi ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi kabirde nünker mekirin kanuniyetiyle bizi meşgul etme. Huzur-u ilahine şimdi tuttuğun gibi hakikatına da mazhar eyle, huzur-u ilahine bu berzahları aşarak o sekerattaki o halle hallendirmeden, kabirdeki hesaplardan terlettirmeden huzurunu alan kullarından zümresini ilak eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selamu. Thank you.